Şimdi sizlere panele katılacak olan sayın misafirlerimizi tanıtmak istiyorum. Sağ tarafımda İktibat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ercüment Özkan bulunmakta. Onun yanında Refah Partisi Halk ve İlişkiler Bölge Temsilcisi Sayın Altan Tan bulunmakta. Sol tarafımda Bu Meydan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Yaşar Kaplan bulunmaktalar. Kendisini daha önce televizyonda 163 ile ilgili konuşmasından hatırlıyorsunuz. Kesilen konuşmasından. Onun yanında Girişim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mehmet Metinel bulunmaktalar. Panelimize ilk olarak İktibat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ercüment Özkan'a bir soru sorarak başlamak istiyorum. Sayın Özkan, son zamanlarda sıkça konuşulan konuların başında Sovyetler Birliği'nde ve Doğu Avrupa'da meydana gelen köklü değişmeler bağlamında dünyanın giderek değiştiği konusu gündeme geliyor. Veya yeni bir dünyanın temellerinin atıldığı söylenmektedir. Sizce dünya gerçekten değişiyor mu? Daha doğrusu dünya nereye gidiyor? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı hepinizin ve cümle Allah'ın kullarının, Allah'a teslim olanlarının üzerine olsun. Lütfedip geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu paneli terbiye ederek bizleri çağıran nesil heyetine her türlü yardımı kendilerine yapanlara, ayrıca diğer konuşmacılara da teşekkür ederim. Sorulan soru dinlediğiniz gibi epey geniş perspektiften cevaplandırılması gereken, tafsilatına inilir ise başlı başına bir konferansın konusu olacak genişlikte bir konu. Biz mümkün olduğu kadar genellemeler ve özetlemeler yaparak geride bıraktığımız yıllar içerisinde azami süratle meydana gelen değişikliklerin nitelikleri hakkında kısaca fikrimizi, düşüncelerimizi, görüşlerimizi söylemeye çalışacağız. Biliyorsunuz geride bıraktığımız bir yıldan bu yana hemen bütün iletişim organlarında televizyon, radyo, yazılı basın ve ilahir sahip iletişim organlarında kamuoyunun oyuna duyurulan bu gelişmeler Sovyetler Birliği başta olmak üzere onun temsil ettiği Doğu blokundaki gelişmelerle duyulmaya başlandı. Her ne kadar onun gölgesinde kaldı ise de dünyanın ta öbür ucunda Antarktika'ya yakın bölgesinde bulunan Güney Afrika'nın Botha rejimi, yani ırkçı pis rejimi de kendini değiştirmek, yenilemek, yıllar yılı sürdürdüğü zulmü, işkenceyi bir yerde durdurmak gereğini duydu. Bu itibarla gözlerden kaçmaması gerekir idi Güney Afrika Cumhuriyeti denilen ülkedeki değişiklikler. Biz yine dünyanın gündeminin birinci maddesini teşkil ediyor görünen Doğu blokundaki gelişmelerden, değişmelerden kısaca bahsedelim. Marx'ın ve Engels'in manifestosuyla ortaya koyduğu günlerden itibaren hemen bir asır denecek kadar bir süre insanlığın bir kısmı için ütopik bir dünya cenneti vaat eden ideoloji olarak tanındı. Daha öteye giderek söylersek propagandayla tanıtıldı. Ama eşyanın tabiatına ve insanın fıtratına aykırı olan bir şeyin ilelebet varım demesi mümkün değil idi. Marx'ın ütopyası, Allah'ın yarattığı insanın tabiatı ve yarattığı eşyaya verdiği özelliklerden ibaret olan eşyanın tabiatıyla karşı karşıya geldi. Sünnetullah burada da ütopyayı yendi ve gerilemeye, onu ifna etmeye mecbur, ifna olmaya mecbur bıraktı.
çoğunuzun bildiği, basından da takip ettiği gibi bir rejim düşünün ki dünya çapında insanlar için dünyada cennet vaat etsin ama kendi vatandaşına o rejimin uygulandığı ülkenin başşehrinde yani Moskova sokaklarında 2 kilo patates alabilmek için 8 saat kuyruklarda bekleme zorunda bıraksın. Bu rejimi zorla metazori ne kadar yürütebilir, ne kadar sürdürebilirsin? Gördü ki Sovyet yöneticileri, başta Sovyet Rusya olmak üzere bu şekilde yürümesi mümkün değil ve bu içinde bulunduğu çatı başına göçecek, altında kendisinin de canı çıkacak. Onun için hemen iskele kurup göçecek damı elleriyle tuğlalarını filan indirmeye, mümkün mertebe büyük felaketlerin önüne geçmeye çalıştı. Yani kontrollü bir değişiklik, hepinizin bildiği ve kendisinin meşhur olduğu kelimeleriyle perestroika veya glasnost adlarıyla adlandırılan yeniden yapılanma ve açıklık politikası adıyla Gorbaçov tarafından kaleme alındı ve dünya kamuoyuna ve Sovyetlerin kamuoyuna da ilan edildi, bildirildi. Gerçekten özellikle Doğu Avrupa ülkeleri diplomatik dilde dışı kırmızı yani şalgam diye anılan bu ülkeler, 2. Dünya Harbi sonrası o ülkelerde bulunan bir avuç Marksiste Sovyetlerin imkan tanımasıyla o ülkelerde iktidarı ele geçirmiş ve uygulamaya başlamış idiler Marksist rejimi. Aradan geçen yarım asır bile değil, henüz 45 yıl içerisinde olanca gücünü, eski satvetini, sanayini, dirayetini kaybetmiş ve Sovyetlerin de sırtında yük olmaya başlamış idi. Buna da son vermek için Sovyetler, Sovyet Rusya onları sırtından küfe indirir gibi indirmek gereğini duydu. Polonya, Doğu Almanya, Macaristan, Çekoslovakya ve hasıl Bulgaristan, Romanya sona da kalsalar dona kalmadılar pek. Hepsi birbiri peşi sıra sıraya girdiler ve işten sıyrıldılar. Bildiğiniz gibi artık bu ülkelerde komünist partilerinin anayasalardaki öncü rollerine son verilme kararları alınıyor parlamentolar tarafından. Yeryüzünde Marksist-Leninist düzen, düşünce düzeyinde de olsa, pratik olarak da olsa bir yer dolduruyor idi. Geriye doğru bir asır içerisinde gerçekten bir yer doldurdu. Doğruydu, eğriydi ayrı. Burası onu tartışma yeri değil. Biz Müslümanlara göre elbette eğri. Ama onun doğurduğu boşluk ve o boşluğun ne ile doldurulacağı hususu gerçekten bütün insanları, batılıyı, doğuluyu, Marksizm'den vazgeçeni, kapitalizmi sürdüreni, Müslümanlığı düşüneni ile bütün dünya insanını meşgul etmeye başladı. Ve ittifaklar şu husus üzerinde duruluyor ki, Marksizm, Leninizmin yerini, yani onun bıraktığı boşluğu esas İslam, yani Kur'an İslamı, buna basında da yaygın olarak kullanılan radikal İslam deyimi de kullanılıyor, söyleniyor, tek benimsemiyoruz radikal lafzını. O İslam'ın, yani Allah'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği, onun da en iyi anlayıp uyguladığı İslam. Kendi dışından herhangi bir şeyi, kendini itmam için alma gereği duymayan bütünlüğe sahip insan fıtratı ve hayatına uygun, bu itibarla da kıyamete kadar geçerliğini yürütecek olan İslam, bu boşluğu doldurmaya namzet görünüyor. Bunu yalnız Müslüman olanlar fark etmiyor. Müslümanlar arasında, hasaten gençlik arasında büyük nispette önü alınamaz, tırmanışı engellenemez şekilde İslam'a dönüş, Kur'an'ın İslam'ına dönüş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ına dönüş cereyanı başlamış, bu süreç açılmıştır. Gerçekten büyük bir ivme de kazanarak sürüyor, devam ediyor. Bu düşünceyi taşıyan ben, dünkü Milliyet Gazetesi'nde Yalçın Doğan'ın Marksizm, Leninizm yerine İslami akımlar başlıklı bir yazısını tesadüfen gördüm buradaydı. İstanbul'da bildiğiniz gibi bir kamuoyu araştırma kurumu olan PIA diye bir kuruluş var. Bunu değiştirelim. Bu kuruluşun önde gelen düşünce sahiplerinden siyasi entelektüel filan nitelikleri bulunan bir takım kimseleri konuşturuyorlar ve sonuç olarak varılan şeyi açıklıyor.
bu yazar da bunu dünyada liberal akımların karşısında Marksist-Leninist akım yerine artık radikal İslami akımların yer alacağı kanaatı kesinleşti diye açıklıyorlar. Dünkü Milliyet'te bunu okumak ve sizi haberdar etmekte yarar gördüm. Çünkü bunu düşünen, bu gelişmeleri gören veya gördüğünü sanan yalnız bizler değiliz. İslam'la uzaktan yakından alakası olmayanlar da biliyor. Evet, bir yandan Batı'da kilise devletle, devlet yönetimiyle, halkın yönetimiyle ilgisi ve ilişkisini Fransız İhtilali Kebiri'nden beri kesmişken, bundan ümidini de kesmişken, İslam devletin tümüne talip olacak şekilde, olmayı ister şekilde önüne geçilmez bir tırmanışla ilerliyor. Bu Filipinler'den Fas'a kadar, Güney Afrika'dan Türkiye'ye, hatta Sovyetler'de Kazan'a kadar. Birkaç gün önce Moskova'dan bir Müslüman geldi, Çeçen asıllı imiş, Türkçe de bilmiyor, bir mütercimle birlikte. Çok cüz'i nüfusu olan bir Kafkas Cumhuriyeti. Tümü Müslüman, Sibirya'ya sürülmüşler ve yıllar sonra geri dönmüşler kalanları, 400 binden fazla insan ölmüş yollarda, sürgünde. Ve şimdi Çeçenistan'da bir avuç yerde, şehrin, baş şehrin ortasında 20 bin dönüm arazi ayırmışlar ve en büyük camiyi yapacağız, bize uygulanan Marksist sindirme, silme, yok etme politikasına karşı varlığımızın ibresi olsun, alameti olsun için diyor ve bizden okuyabilmek için Kur'an-ı Kerim göndermemizi talep ediyordular. Tabii içimiz açıldı, doğrusu gözlerimiz sevinçten nasıl bakacağımızı, nasıl sarılacağımızı bilemedik. Ben vaktim dolduğu için sizi ve diğer konuşmacı arkadaşlarımıza bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bunlarınıza söyleyeceklerim bu kadar. Ben teşekkür ederim sana. Sayın Öcmen Öztan'a teşekkür ediyoruz. Sayın Tan, soruyu biraz önce okudum. Siz ne düşünüyorsunuz bu soru hakkında? Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm. Konuşmama başlamadan evvel bu geceyi tertip eden tüm arkadaşlarımıza, bu gecenin organize edilmesinde emeği geçen ve inşallah Diyarbakır için daha güzel gecelerin başlangıcı olmasını temenni ettiğimiz bu gecenin düzenleyicisi olan bütün arkadaşlara teşekkürlerimi bildirir. Hepinize hoş geldiniz. Biraz evvel Sayın Ercüment Özkan ağabeyim bu konularda vaktimizin sınırlılığı hasabıyla çok fazla teferruata girmeyeceğimizi, bu konunun aslında başlı başına bir konferans mevzu hacminde olduğunu belirtmişti. Ben aynen kendilerine katılıyorum. Bizim bu gece bütün mevzularda konuşacağımız, değineceğimiz noktalar bu gecenin ve zamanın özelliği ve sınırlılığı hasabıyla kısmen sadık kalacaktır. Konuların açılmasını isteyen arkadaşlar daha fazla açılmasını istedikleri mevzuları ilgili arkadaşlara soru olarak da yöneltebilirler. Dünya değişiyor diyorduk. Bugün dünyada neler oluyor? Dünya ne şekilde bir değişime doğru gidiyor? Bu konuya girmeden evvel ben bizim büyük simalarımızdan, medeniyetimizin parlak simalarından İbn Haldun'un bir nazariyesini de dikkatlerinize sunacağım. Malum insan doğar, gelişir, büyür, yaşlanır ve ölür. İbn Haldun medeniyetleri, toplumları, sistemleri ve devletleri de böyle sınıflandırıyor. Bir toplum, bir sistem, bir düzen belli bir doğum sancısından sonra, doğumdan sonra belli bir müddet gelişir, hakim olur, hükümranlık sürer. Daha sonra ise kendi içerisindeki bazı yıpranmalardan, yaşlanmalardan daha yeni ve taze medeniyetlerin, düzenlerin tarih sahnesine çıkmalarından dolayı da bir müddet sonra çöker,
tasfiye eder ve yerini başka bir topluma bırakır. Bu toplumun medeniyetini ve sistemini devam ettirebilmesi ise yine ayrıca sosyolojinin başka kaideleriyle sabit. Dünyaya baktığımız zaman birçok düzenin, birçok devletin, birçok milletin gelip geçtiğini görüyoruz. Şöyle bir gerilere doğru bakalım. Hani nerede Roma? Bütün dünyaya hükmeden ve bütün yolların çıktığı Roma. Pers İmparatorluğu nerede? Yunanistan'a kadar, Hindistan işlerinden Atina'ya kadar hükmeden Dara'nın Keyhüsrev'in ülkesi. Firavunlar, yani Mısır'da piramitleri Afrika'nın işlerinden köleler sırtında taş getirerek muazzam piramitler inşa eden firavunlar nerede? Nemrut nerede? Hani Babil'in asma bahçeleri ve hani Moğolistan'dan art sırtında Anadolu'ya kadar yıkmadık taş, kesilmedik baş bırakmayan Moğollar. Bu Cenab-ı Allah'ın bizlere en büyük lütuflarından birisi. Tıpkı doğum, tıpkı hayat, tıpkı ölüm gibi. Bunların hepsinde bile rahmet var. Hepsinde Cenab-ı Allah'ın büyük tecellileri var. Eğer böyle olmasaydı, dünya durdukça bu zalimler, gaddarlar, fasıklar insanlığın üzerinde bir ceberut gibi kalacaklardı. Ve bugün birçok kimsenin bize söylediği gibi, sizler kimsiniz Amerika'ya, Rusya'ya, İsrail'e, Rockefeller'e ve dünyanın büyük patronlarına meydan okuyorsunuz. Bunlar dünyaya hükmettiler. Bunların hükümranlıkları artık yıkılmaz. Maddi platformda, güçler dengesinde sizin söyleyebilecek bir şeyiniz yok diyenlere Cenab-ı Allah'ın sünnetullahıyla koyduğu en güzel cevaptır bu. Ve Kur'an-ı Kerim'de biz günleri elden ele çeviririz, iktidar sürekli, güç sürekli bir yerde kalmasın diye belirtiyor Cenab-ı Allah. Ben ne alem söyledim? Yani aynen motomot bir tercümede, çeviride bulunmadım. Dolayısıyla bizler bir gün dünyanın değişeceğini, 20. yüzyılda Kuzey Afrika'da Sunusilerden tutun, Cezayir Kurtuluş Savaşı'ndan tutun, Çanakkale'den, Bitlis Deresi'ndeki Bediüzzaman ve Şeyh Hazret Muhammed Diyaddin'in verdiği çarpışmalardan tutun, Karayılan ve Şahin'in Fransız'a verdiği mücadelelere kadar, Şeyh Mahmudi Berzenci'nin Kuzey Irak'ta İngilizlere karşı verdiği mücadelelere kadar bir gün bu kavganın anlamsız olmadığını, öbür dünyada ecri olduğu gibi bu dünyada da bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. Bugün dünyaya hakim olan bu güçlerde, sarsıntı geçiriyorlar. Aslında bugün dünyada şeklen çok şeyler değişiyor. Yani dünya 50 yılda bir, 100 yılda bir geçirdiği depremlerden birini geçiriyor. Bu anlamıyla çok önemli. Ama işin felsefesine, işin diyalektiğine ve işin temeline indiğimiz vakit ise hadiselerin böyle olmadığını, aslında dünyada sadece sömürü şeklinin, emperyalizmin maskesinin değiştiğini görüyoruz. Bugün dünyada görünen o ki Doğu bloku çöküyor. Çöken Marksizm. Görüntü böyle. Sahneyi biraz daha geriye alalım. 1789 Fransız İhtilali'nden sonra Fransızların başlattıkları sözde demokratik devrimle halkların özgürce yaşamaları temel alınan yaklaşımlarda ırk temeline dayalı devlet sisteminin ön planda tutulmasıyla sözde Avrupa'da büyük gelişmeler meydana geldi. Ve bir müddet sonra kapitalizmin gelişmesi, burjuvazinin yerleşmesi, işçi sınıfının ortaya çıkması, hani sanayileşmeyle beraber ve daha sonra da Marx ve Engels'in kapitalizme eleştiri ve karşı nizam olarak geliştirdikleri Marksizmin tarih sahnesine çıkması. Aslında bunların hepsi temelinde aynı kültür sisteminin ve aynı dünyanın insanları. Birbirlerinden farkları yok. Ve Marksizm, kapitalizmin cenderesi altında bunalan insanlığa kurtuluş olarak geldiğini iddia eden Marksizm, 70 yıl sürekli polis desteğinde katliamlarla, baskılarla ve şiddetle bile ayakta duramadı. Ve neticede dünyayı kurtarmak üzere yola çıkan bu sistemin insanları Doğu Berlin'den Batı Berlin'e geçtikleri vakit ilk olarak lüks tüketim mağazaları ve affınıza sığınarak söylüyorum, şehvet ve şefaat merkezlerinin önlerine geçti. Yani kaybeden Marksizm ama kazanan kim?
Kazanan şeytan ve insanın nefsi. Yani kapitalizmi yüzyıllardır üzerine bina edildiği sistem. Marksizmin çökeceğini zaten biliyorduk. Yani biraz evvel Sayın Encüment ağabey, Sünnetullah Ütopya'yı ilk kez daha yendi. Çok güzel bir söz. Yani altı çizilerek belirtilecek bir söz. Ütopya'lara zaten bu dünyada yayılıyor. Ama bugün insanlığa bu yıkıntının arkasından kurtuluş olarak ne sunulacak? Esas mesele bu. Bugünkü gazeteleri okudunuz mu bilemiyorum. Papa'nın bir beyanatı var. Komünizm yıkıldı diyor ama kapitalizmin bu kadar cinayetleri de göz ardı edilmemeli. Papa bunu söylüyor. Bizim insanlarımız, milliyetçilerimiz, sağcılarımız ise zafer çığlıkları atıyorlar. Papa kadar bile şuurları yok. Yani olayları Papa'nın gözüyle bile değerlendiremiyorlar. Bugün yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyada Almanya güç kazanıyor tekrar. Kapitalizm insanları daha iyi sömürebilmek için, emperyalizm dünya hakimiyetini daha da fazlalaştırabilmek için yeni denemelere gidiyor. Ve bugün bu düzende Orta Doğu'da, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde farklı farklı senaryolar gündeme geliyor. Oyun yine aynı. Milliyetler temeli üzerine, ırklar temeli üzerine senaryolar. Yani bütün dünya çalkalanıyor ama Orta Doğu'da henüz ses yok. Orta Doğu sabit. Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, bunların tamamında henüz değişen bir şey yok. ABD ve emperyalistler Müslümanların uyanması ve Orta Doğu'da farklı gelişmeler olmaktansa muhtemel bir Türk imparatorluğuna bile razı. Yani Müslümanlar olmasın da isterseniz İzmir'den Türkistan'a kadar bir Türk imparatorluğu olsun. Ama aman bunun temel dinamiği İslam olmasın. İşte bu düzende yegane muhalefetun, emperyalizmin ve kapitalizmin karşısında duracak yegane muhalefet unsuru İslam ve Müslümanlar. Bugüne kadar kapitalizme alternatif olarak Marksizm getiriliyordu. Hani Marksizm? Bir Coca-Cola'ya ve kot pantolona teslim oldu Marksizm. İşte bu kadar kısa. Yeni dünyada Müslümanlar var ama hangi Müslümanlar? Dünyayı tanıyan, kendilerini bilen ve olayı bin yıldır İmam-ı Gazali'den bu yana, yani bin yıl tabirini yanlış anlamayın, İmam-ı Gazali'den bu yana kaybettikleri dünya medeniyetindeki yerlerinin takipçisi olan, olayı siyasi kavgadan da önce bir medeniyet kavgası olarak alan Müslümanlar. İşte yeni çağ bu Müslümanların çağı olacak Allah nasip ederse. Ben diğer arkadaşlarımın da haklarına tecavüz etmemek için konuşmamı buradan noktalıyorum. Daha sonra devam etmek üzere. Esselamu Aleyküm diyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Tan. Sayın Metiner, aynı soru hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi siz dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dünya değişiyor mu diye soruyor arkadaşımız. Değişiyor elbette. Daha doğrusu dünya kabuk değiştiriyor. Yeni bir surete inkılap ediyor. Bu yeni değişim besbelli komünist blokun etkisiyle meydana geliyor. Komünist blokta meydana gelen değişmeler ise hiç şüphesiz kapitalist dünyanın dayatmaları sonucunda ortaya çıkıyor. Batı blokunun teknolojik üstünlüğü kaçınılmaz olarak Doğu blokunda dolaylı bağımlılık olgusunu gün ışığına çıkartıyor. Ve sonuçta Batı bloku ile yarışamayan Doğu bloku değişme veya yeniden yapılanma perestroika zorunluluğunu hissediyor. Değişiyor ve kendisiyle birlikte kapitalist, başta kapitalist dünya olmak üzere bütün bir dünyanın değişmesine kapı aralıyor. Şimdilerde bu değişimin ayak sesleri dünyanın hemen her tarafında bile duyulabiliyor. Irkçı, beyaz azınlığın iktidarda olduğu Güney Afrika'da özgürlük savaşçısı Mandela yıllardır tutuklu bulunduğu cezaevinden salıveriliyor.
bir Latin Amerika ülkesi olan Nikaragua'da devrim yoluyla iktidara gelen Sandinistler seçim yoluyla iktidarlarını Bayan Chamorro'ya bırakıp gidebiliyorlar. Hiç şüphesiz bu değişimin çok öncelere dayanan ideolojik, felsefik ve ekonomik temelleri var. Kendiliğinden ortaya çıkan tesadüfi bir süreç değil elbette. Kapitalizm, Marksizm, Leninizmin yoğun ideolojik saldırıları sebebiyle bildiğiniz gibi daha önceden de bir değişime uğramıştı. Kapitalizm kendisini yenilemişti ve proletarya kapitalist olduğu söylenen ülkelerde, batılı ülkelerde, komünist ülkelere nazaran daha müreffeh yaşayan bir sınıf olarak öne çıkmıştı. Evet, kapitalizm kendisini yeniledi diyoruz. Büyük bir kurnazlıkla yeniledi hem de. Ve Leninizmin kendisine yönelik o çok önemli sayılan pek çok eleştirilerini hükümsüz bırakarak hem de kendisini yeniliyordu. Marksizmin, Leninizmin öngörüsüne göre mutlaka devrimci değişime öncülük etmesi gereken proletarya, yani işçi sınıfı kapitalist dünyada adeta statükonun bir parçası haline dönüşüveriyordu. Çünkü batıdaki proletarya sınıfı komünist blokta iktidarda olduğu vurgulanan proletarya sınıfından çok daha müreffeh ve huzurlu koşullarda yaşadığına komünist bloktaki somut uygulamalara bakarak inandırıldı. Gerçekte kapitalist dünyada burjuvazinin üstlendiği misyonu komünist dünyada devlet, yani saf Marksist öğretiye göre olmaması gereken soyguncu bir aygıt, devlet üstlendi. Hatta burjuvaziden çok daha acımasız davranarak bunu gerçekleştirdi. Proletarya sınıfı adına devleti elinde bulundurduğunu söyleyen Komünist Partisi, devrimci idealleri gerçekleştirmek ve muhtemel bir batı, yani kapitalist dünyanın saldırısını boşa çıkartmak adına çok hızlı bir sanayileşme, modernleşme sürecine girmek gerektiğini duyurdu. Bu yüce devrimci ideali gerçekleştirmek için, yani kapitalist dünya ile modernleşme temelinde eşit şartlarda rekabete girişmek için proletarya sınıfı dahil tüm Sovyet halkları adeta seferber edildi. Uzatmak istemiyorum bütün bunları çünkü bilinen şeyler. Ancak demek istediğim kısaca şu benim. Marksizm, Leninizm kendisini yenileyemediği gibi gerçekte kapitalist dünyanın ufkunu değiştirecek yeni bir alternatif de geliştiremedi. Batının sınai uygarlığının bir benzerini Sovyetlerde oluşturulmak istendi sadece. Doğu Almanyalı yazar, düşünür ki kendisi aynı zamanda Sosyalist Parti, Birlik Partisi'nin uzunca bir süre üyeliğini yapmış bir kimsedir. Rudolf Bahru'nun da çok isabetle belirttiği gibi Bolşevikler Rus tarihinin devrim öncesi en az 3000 yılının özünü, yani ilerlemiş Avrupa'ya karşı dayanabilmek için Rusya'yı acilen modernleştirmek gerektiğini saptamaktan başka bir şey yapmadılar diyor Rudolf Bahru. Bu anlamda Lenin'in ülküsüyle Çar 1. Petru'nun, 2. Katerina'nın veya 2. Aleksandr'ın veya Kont Witte'nin ülküsü arasında temelde bir farklılık yoktu. Bahru'yu izleyerek konuşacak olursak, modernleştirmek, sanayileştirmek, yani ahşap Rusya'nın yerine
çelikten bir Rusya inşa etmek, emir kipi yetişmek ve geçmek, işte Rusya'nın devrim tarihinin temel şiarı bunlardır. Komünist dünyanın kapitalist dünyaya dolaylı bağımlılığı buradan geliyordu işte. Kapitalist dünya ile doğrudan bağımlılık anlamına gelecek her türlü ilişkiden kaçınmaya çalışan ve hatta bu anlamda Batı dünyasına şiddetli saldırılarda bulunan Sovyetler Birliği ve uydusu komünist ülkeler gerçekte bu dolaylı bağımlılığın günü geldikçe onları teslimi silah etmeye zorlayacağını belki de hesaba katmıyorlardı. Bahru'nun gene yerinde bir tespitiyle kapitalist uygarlığın ufkunu değiştiremeyen komünist ideoloji son tahlilde çıkma sokak gerçekliğiyle kaldı ve tabii bir kriz sürecine girdi. Büyük ve modern Rusya idealini gerçekleştirmenin bu yolla mümkün olmadığı, olamayacağı gerçekliği giderek kendisini hissettirdi ve sonuçta bir değişmeyi kaçınılmaz hale getirdi. Bir noktadan sonra sistem, komünist sistem tıkanmaya başladı. Giderek azmanlaşan devlet ve parti veya partinin vesayetçi devlet ideolojisi iflas etti kelimenin tam anlamıyla. Hantal bürokrasinin yukarıdan planlamaları ve talimatlarıyla bu işin yürüyemeyeceği anlaşıldı. KGB ve Kızıl Ordu'nun dehşet saçan gücü de iflas eden bu ekonomi politik yapı karşısında işe yaramazdı artık. Çünkü Lenin ve özellikle Stalin döneminde yetişmek ve geçmek uğruna akla gelen ve gelmeyen her türlü baskı denenmişti. Artık şurası açık ve kesindi. Görkemli Sovyet devriminin kapitalist dünyaya yönelik saldırıları Batı sanayi sisteminin devasa duvarları önünde yığılıp kalmıştı. Sovyetler Birliği'nin omuzunda duran ve giderek ağırlığını hissettiren bir başka yük de İkinci Dünya Savaşı'nda silah zoruyla, işgal yoluyla hakimiyetini aldığı Doğu Avrupa ülkeleriydi. Sovyetler Birliği'nin 1945'te edindiği bu çevre, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ile girişilen süper güç yarışında ciddi bir yük olmaya başlamıştı Sovyetler Birliği için. Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'dan elini eteğini çekeceğini veyahut İkinci Dünya Savaşı'nda edindiği bu yeni çevreyi yitireceğini 1970'lerden itibaren konunun uzmanı olan kimseler kuvvetli ihtimallerden biri olarak belirtiyorlardı zaten. Bunlardan biri olan Bahru daha 1972'de kaleme aldırdığı Alternatif adlı makalelerinde Sovyetler Birliği'nin bu çevresini yani uydu ülkeler, Doğu Avrupa ülkelerini yitirebileceğini söylemekten kaçınmıyordu. Bu muhtemel iddiasını yine aynı yazar düşünür, 1982'de vermiş olduğu bir tebliğde şu sözlerle artık tekit ediyordu. Şimdi diyordu, yitireceğine kesin gözüyle bakıyorum. Evet, 82'de söylenen bu sözler 1989 ve 90'lı yıllarda çok keskin bir biçimde gözler önüne serildi. Eskiden şöyle bir iddia öne sürülürdü. Denilirdi ki hür dünyanın temsilcisi olan Amerika Birleşik Devletleri şayet Batı Avrupa kıtasından askerlerini çekerse, ordularını çekerse Sovyetler Birliği Doğu Avrupa ile yetinmez, bütün bir Batı Avrupa kıtasını da işgal edecek diye söylenirdi. Dolayısıyla komünizm hep bir öcü olarak gösterilerek Batı Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anlamda fiili askeri işgali veyahut da ideolojik işgali sürdürülmek istenirdi. Süreniz oldu. Yani toparlıyorum. 1982'de Sovyetler Birliği'nin 1945'ten edindiği yeni çevresini saygınlığını yitirmeden omuzundan silkip atacağını
söylüyordu Bahru. Bu gerçekleşti. Bu Avrupa bugün kendi kaderiyle baş başa bırakıldı. Kendi kaderiyle Doğu Avrupa'yı baş başa bırakan Sovyetler Birliği, bırakınız saygınlığını yitirmeyi, tersine saygınlığını pekiştirdi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Metin'e. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enamnâ bi ni'metil İslâmi ve sırâtan müstakîm. Diğer konuşmacılar gibi ben de sözlerime böyle güzel bir geceyi düzenleyen kardeşlerimizin hepsine teşekkür ederek başlıyorum. Siz mümtaz kardeşlerimi Rabbimizin yüce selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elbette ki dünyamızda bir takım değişiklikler yaşanıyor. Bunun yaşanması sünnetullahın gereği olarak da zaruri. Fakat bu değişiklikler acaba gerçekten köklü değişiklikler mi? Yoksa yüzeysel bir takım değişiklikler mi? Onları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Her şeyden önce sosyal olaylardaki bazı ufak tefek değişikliklere bakarak toplumsal bir takım kehanetlerde bulunmak oldukça güçtür. Çünkü biz yakın tarihle ilgili veya uzun ömürlü olup olmayacağı henüz tam belli olmayan bir takım değişikliklere bakarak uzun vadeli bir takım kehanetlere, yorumlara kalkışacak olursak zaman bizi yanıltabilir, bizim yanıldığımızı ortaya koyabilir. Bundan dolayı çok rahat bir şekilde kehanette bulunmayı doğru bulmuyorum ben. Ancak gene de bazı yorumlar yapmak hakkına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dünyamız bir sosyalist hayal kırıklığı yaşıyor. Fakat nasıl ki bir kaldıracın tek yanlı değerlendirilmesi mümkün değildir, aynı şekilde sosyalist dünyanın geçirmekte olduğu bu değişikliği de tek yanlı bir şekilde değerlendirmek mümkün değildir. Sosyalizm bu hayal kırıklığına nereden geldi? Karşısında yer aldığı ideolojinin hayal kırıklığı neticesinde sosyalizmin bugünkü hayal kırıklığına geldiği düşüncesindeyim ben. Çünkü sosyalizm kendisi zaten bir kontra ideoloji. Yani insanın kanını, ilini, iliğini, emdiğini iddia ederek ortaya çıktığı o kapitalizm ideallerine bir defa ulaşamamıştır. Kapitalist hedefler dinle kaçınılmaz bir şekilde, tabii bir şekilde başarısızlığa doğru sürüklenir. Bütün bunlara rağmen Sovyet Rusya sosyalist blok gevşemekte olan bir yapıya, bir dokuya sahip, dağılmak üzere olan bir blok. Fakat acaba Rusya eski tarihi rolünü tekrar üstlenmek istemese dahi Amerika Rusya'nın bu tarihi rolünü bırakmasına izin verecek mi? Herkes diyor ki öteden beri süre gelen kapitalizm, sosyalizm ikilemi artık yerini kapitalizm, İslam ikilemine bırakıyor. İlk anda insana doğru görünen, doğruluğuna inanmak istediğimiz bir tez bu. Çok uzun vadede elbette ki bu böyle olacak. Fakat bu iddianın kolay kolay gerçekleşeceği düşüncesinde değilim ben. Niçin acaba? Çünkü ABD Rusya'nın artık dünya dengesinde sahip olduğu yeri bırakmasını hiçbir zaman istemeyecektir. ABD öteden beri kullanmaya alışkın olduğu denklemdeki ana unsurlardan bir tanesinin denklemden kolay bir şekilde çıkmasını istemeyecektir. Çünkü ABD kapitalizm sosyalizm çatışmasında daima üstte kalmasını başarabilmiştir. Ve sonuna kadar da kapitalizm sosyalizm çatışmasından karlı çıkacak olan ABD'dir, kapitalizmdir. Amerika'nın şahsında temsil edilen bu kapitalist zihniyet bunu çok iyi biliyor. Ondan dolayı kapitalizm sosyalizm çatışmasının ikileminin yerini alması beklenen, alacağı şeklinde yorumlar yapılan kapitalizm İslam çatışmasında kaybeden taraf İslam olmayacaktır, daima ABD olacaktır, kapitalizm olacaktır. Hal böyleyken ABD'nin
Rusya'nın rolünü kolay bir şekilde bırakmasını arz etmesi mümkün değil, demek. Nitekim basında Amerika, Gorbaçov'un geleceğinden endişe ediyor şeklinde çıkan haberler, yorumlar, Gorbaçov için, Gorbaçov'un etrafındaki kadro için veya Gorbaçov'un karşısında yer alan çevreler için bir mesaj niteliğindedir benim kanaatimce. Yani siz Gorbaçov gerçekten perestroikasını, glaskosunu çok ileri düzeylere götürecek olursa, yani artık ABD ile, kapitalizm ile boy ölçüşecek durumda olmayan, bu rolünü yitirmiş, bu fonksiyonunu sona erdirmiş bir Rusya ortaya çıkaracak olursa, bizim işimiz bir hayli güçleşecektir diye düşünmektedir. ABD böyle düşünüyor. Bundan dolayı da Gorbaçov'un yapmak istediği şeyin sonuna kadar götürülmesinden yana değil diye düşünüyorum ben. Yani glasnost, perestroika dedikleri şeyin tam anlamıyla kapitalist sürece girmek isteyen bir sosyalist blokun bu amacına ulaşmasından yana değil diye düşünüyorum. Bundan önce sosyalistlerin amacı gerçekten artık sosyalizme son vermek. Sosyalizm bitmiş midir? Yoksa dediğim gibi hayal kırıklığı yaşayan sosyalizm insanlara bundan sonra nasıl bir vaatte bulunabilir, ne vaat edebilirim? Şimdiye kadar vaat ettiğim şeyler tutmadı. Bundan sonra kendimi nasıl gündemde tutabilirim? Hesabına mı girmiştir? Bunu da çok iyi düşünmek gerekiyor. Tarih komünizme veya biraz daha yumuşatılmış şekliyle sosyalizme tabiri caizse tükürdüğünü yalatıyor. Yaşadığımız değişiklik bu. Sosyalizm bugün tükürdüğü şeyi yalamak durumunda kalmıştır. Kendisi dışında kalan bütün ideolojilere, bütün dünya görüşlerine metafizik damgası vurmakta sakınca görmeyen, bütün yönetim biçimlerini insan için zulüm sayan, geçersiz sayan, ekonomik hayatta bir değeri olmadığını iddia eden bu sosyalizm, sonuçta kendisinin bir metafizik olduğunu kavramak gibi açmada gelmiştir. Tarih bu anlamda sosyalizme tükürdüğü şeyi yalatıyor. Fakat tabii ki sosyalizm bu kimliğinden hemen vazgeçmek istemeyecektir. Nitekim bakınız, Das Kapital'in yeni baskısı yapılıyor. Yani yeni baskıdan maksat matbaayelerle yeniden baskılması değil tabii, yeniden yorumlanması. Aslında Marksizm bunu demek istemiyor orada, fakat biz Marksizm'i yanlış anladık. Yani yanlış anlamış olmalıyız. Bundan dolayı şu Marks'ın Kapital'ine bir daha bakalım, herhalde böyle değildi, bizim anladığımız gibi değildi. Yeni bir çıkış yolu aramak için yeniden bakmak ihtiyacı hissediyorlar. İkinci baskısı yapılıyor kapitalin, yani bu anlamda ikinci yorumu. Şu anda nasıl ki İncil için İznik'te bir konsül toplanmıştır, sosyalist konsüller toplanıyor sürekli olarak, yeni bir kapital yazma girişimleri var. Fakat bunda da başarılı olamayacak. Dediğim gibi Amerika'da zaten Rusya'nın bu şekildeki fonksiyonunu kolay bir şekilde bırakmasını arzu etmeyecektir. Amerika, bırakınız İslam ile çatışmayı göze alması, Amerika Japonya ile bile boy ölçüşmeye hazır değil. Amerika Birleşik Avrupa, Avrupa evi ile bile boy ölçüşmeye hazır değil. Amerika alışmış, ezberlediği bir renklem, Rusya ABD çatışması, kapitalizm komünizm çatışması, ezberlediği bir renklem, bu denkleme vurabileceği bütün problemleri kolay bir şekilde çözüyor. Şimdi ABD yeni bir denklem üretmek zorunda kalacak. Gerçekten bu kapitalizm, sosyalizm boşluğundan doğacak şeyi, çatışmasından doğacak boşluğu başka şeyler dolduracak olursa ABD'nin işi zordur. Bunun için diyorum ki ben ABD, Rusya'daki bu değişikliği körüklemek istiyormuş gibi görünmesine rağmen, yüzeydeki bütün olumlu tavırlarına rağmen bence ABD bu değişikliğe razı değil. Sonra İslam, onun bunun bıraktığı boşlukları doldurmak için de inmiş bir din değildir. Hep diyoruz ki İslam artık bir boşluk doğdu, herhalde İslam'ın günü doğmaya başladı. Sosyalistlerin yorumu bu, kapitalistlerin yorumu bu, hatta Müslümanların yorumu bu. Ben bu yoruma kolay kolay katılmıyorum. Elbette ki, bakınız, Estağfirullah feseyâlemü lezîne zalâdu enyemun kalbin yan kalbûn. Sadakallahu aleyhi. Yakında o zalimler nasıl bir inkılâb ile, yani munkalep ortam ile tepe taklak olacaklarını görecekler. Lenin'in devrim ortamı diye bir tabiri vardır. Aslında Kur'an-ı Kerim'deki munkalep, yani inkılâb ortamı.
ismi zaman, ismi mekan. Munkalep kelimesi, ismi zaman, ismi mekan. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, zalimler bir devrim ortamına, inkılap ortamına girdikleri zaman onların devrilmesi kaçınılmaz olur. Dünya tabii ki bir munkalep yaşıyor. Yani bir devrim ortamı, bir inkılap ortamı yaşıyor. Fakat bu inkılap ortamı, kapitalizmin de artık iflas bayrağını çekmesinden önce gerçekleşmeyecektir. Önce kapitalizm iflas sürecine girmiştir. Bunu gören sosyalizm artık kapitalizm karşısında eskisi kadar sıkı durmaya gerek olmadığı düşüncesine kapılarak, çünkü kapitalizm bir hali gevşemiştir. Artık ideallerini gerçekleştiremezdir. Bunu görmesi üzerine sosyalizm gevşemiştir. Ve tam benim için yeni bir kapital yazma dönemi, tam benim için sosyalizmi yeniden yorumlama dönemi diyerek cesaret almıştır. Sosyalist dünyadaki değişikliği ben bu şekilde yorumluyorum. İslam dediğim gibi başkalarının bıraktığı boşluğu doldurmak için gelmemiştir. Başkaları toplumla boşluk bıraksa da bırakmasa da İslam günü geldiğinde kendisine ait olan yeri alacak. Bunu fark etmek gerekiyor. Bütün bir dünya insanlığının gündemine kaçınılmaz bir şekilde İslam'ın geleceği zamanın biraz daha ileride olduğu düşünülmesinde. Yani munkalep dediğimiz o devrim ortamı, inkılap ortamı yavaş yavaş gerçekleşiyor. Fakat insanlar, mesela sosyalizm sürecinden kapitalizm sürecine geçmeye çalışan bu insanlar artık onda da kendilerine herhangi bir şeyin vaat edilmediğini, onunla da kendilerine bir yere varamayacağını anlayacaklar ki belki daha rahat bir şekilde İslam'ın yorumuna evet diyebilsinler. Teşekkür ediyorum. Süre kısıtlı olduğu için. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Özgür Kaplan. Şimdi panelimizin ikinci turuna başlıyorum. İkinci turda yeni bir soruyla geliyoruz. Birinci soruda dünyadaki değişimlerden bahsetmiştik. Şimdi de Türkiye'ye gelecek olursak dünyadaki değişimlerden sonra son bir asırdır ülkemizin yaşadığı değişimi ana başlıklarında değerlendirir misiniz Sayın Özkan? Ayrıca bu sürecin son halkası olarak ortaya çıkan 12 Eylül 1980'den sonra devletin bir İslamizasyon politikası gütmeye başladığı iddialarına ne diyorsunuz? Böyle bir İslamizasyon politikası varsa gelişmekte olan İslami hareketi saptırmak veya uzlaşmaya zorlamak gibi etkileri olabileceği düşünülebilir mi? Sizi dinliyoruz Sayın Özkan. Teşekkür ederim. Efendim, özür dilerim. Öncelikle benim mikrofondan sizlere ulaşan sesimin sizce anlaşılıp anlaşılmadığı ya da rahatsız edip etmediği hakkında bir bilgi edinmek istiyorum. Çünkü ben kendi kulağıma gelen haliyle hoparlörden gelen sesin kimseyi rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü beni de rahatsız etmiyor ama ne diyorsunuz? Bir sık sık da tembihat alıyorum böyle. Yaklaştırınca da gümbür gümbür oluyor filan. Evet. Uygun mu bu yakınlıkta, yani bu tonda sesin gelmesi? Evet. Efendim? Peki efendim, şöyle anlaşılacak şekilde evet biraz artıralım. Malumunuz soruların cevaplarına bu turlar paneli tertipleyen kardeşlerimizin tertip ettiği suallerin cevaplarını verdikten sonra geçeceğiz. O itibarla belki sorularınızın bir kısmı da bu açıklamalar sırasında açıklığa kavuşturulmuş olacak. Efendim ben yaşta ya da ben yaşa yakın olanlar bilirler ki benim yaşım 53, 35, 40 yıldır da çocuk yaştan beri bu işlerin içindeyim. Türkiye şöyle bazı dönemleri geriden günümüze doğru geniş adımlarla yaklaştıkça da biraz adımlarımızı küçülterek anlatmaya çalışır isek bazı istihaleler geçirdi. Fransız İhtilali ile birlikte milliyetçi, laik, demokratik rejim bütün dünyaya sanki baruthanedeki bir yangının sirayeti gibi yayıldı. Asırlardan beri İslam'ı doğrudan anlamak
ve hayata uyarlama düşüncesinden de uzak olarak eskilerin söylediklerini tekrar etmeyi ilim zanneden Müslümanlar, hayatın gerçekleri karşısında çaresiz de kaldıklarından bu boşluk, Batı'nın yaydığı laik, demokratik, milliyetçi akımlarca dolduruldu. Buna paralel olarak gelişmeler, sanayi gelişmeleri, sanayideki gelişmeler, yeni buluşlar da zahiren, yani görüntü itibariyle insanları etkiledi. Ve Osmanlı'nın son devriyle birlikte bu akımlar hemen hemen yakın gelecekte yarınlarında Müslümanların da rejimleri olmaya aday olan dünya görüşünün laik, demokratik rejim olduğunu gösteriyordu. Nitekim öyle oldu ve Osmanlı Devleti 72 düvenin ittifakı sonucu günahıyla, sevabıyla o bir yana yıkıldığı yerine Genç Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet kuruldu, laik, demokratik bir devlet. Ne kadar laik, ne kadar demokratik, burada konumuz bunları tartışmak değil. Dilenirse başka bir zaman bu konular da konuşma tertip edilir, onu ayrı ayrı tartışabiliriz. 1920'lerde kurulan bu rejim aşağı yukarı bir yılbaşı olarak 50'lere kadar hemen hemen Stalinist yöntemlerle İslam'ı, zaten pek kalmamış olan İslam'ı yüzeysel görüntüleri itibariyle de tümüyle kazımak, böyle kökünü de ortaya çıkarıp kurutma uygulaması yaptı. Çok iyi hatırlayacağınız gibi anlamadığı dilden, elinde Kur'an'ı yüzünden okuyan insanların tevkif edildikleri yılları babalarınızdan, dedelerinizden işitmiş olmalısınız. Ama İslam'ın insan fıtratına uygunluğundan dolayı insanın iliğine işleyen İslam'ı hiçbir güç çıkaramazdı ve çıkaramadı bu uygulamalar. Ondan sonra dünyada bir ikinci dünya harbi geçirmişti. Bazı statiko değişikliklerine ihtiyaç vardı. Sonuçta yok edemediği İslam'ın önüne düşerek, gel istediğin İslam'a birlikte gidelim anlayışıyla, ne istiyorsun? Tanrı uludur yerine Allahu Akbar denilmesini tamam. Mecliste hemen karar alındı ve ezan Arapçaya çevrildi. Ölüne okuyacak, onu gömerken defnedecek imam mı kalmayacağı korkusundasın? Hemen Kur'an kursları, imam hatipler kuruluverdi. İlahiyat fakülteleri derken 50 ile 60 yılı arasındaki dönem, bu ufacık da olsa o zamana kadar, o zamana göre çok büyük görülen, halkın gözünde öyle görülen gelişmelerle geçti. Eski CIA müdürlerinden birinin yayınladığı The Inside Story of CIA adlı kitabı 1961'de okumuş idik. Orada diyordu ki 50 sonrası Türkiye'ye gelen Türkiye'deki siyasi iktidar yetkilileri, yani Demokrat Parti yetkilileri, her ne kadar İslamcı bir ideolojiye sahip değilseler de gerek 50 öncesinin tatbikatını yumuşatmak, gerekse iç politikada daha başarılı olmak, yani daha çok halk oyuna sahip olabilmek için İslam'a taviz verdiler. Bunun sonucu İslami gelişmeler çoğaldı ki halkı yönlendirmeyi düşünen iktidarı önüne kattı, selin önünde kütüğü götürdüğü gibi onu daha fazla İslami şeyler yapmaya sevk etmeye başladı. Yine yaşlılarınız daha iyi hatırlayacaktır. 1956 ve 57'lerde Adnan Menderes'in Büyük Millet Meclisi'nde siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz diye milletvekillerine sarf ettiği bir sözü vardır ve epeyce meşhurdur. Siyasetle ilgilenenler bilirler. Yani 27 Mayıs ihtilalini, kendilerinin yaptıklarını, gelişen İslami gelişmeleri engellemek, hızını durdurmak için yaptıklarını açıklıyordular. 61'de hazırlanan anayasa, Türkiye'de bu gelişmelere alternatif geliştirmek için ODTÜ'yü merkez edinmek üzere, ki Amerika kurmuştur A'sından Z'sine kadar ODTÜ, yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni, komünizmin merkezi, böyle üretim merkezi halinde teşvik ettiler. Ayıp örtmek için de ara sıra Amerikan sefiri Macamber'ın arabasını Kadillan'a yaktırdılar filan. Derken 50 ile 60'lı yıllar arasında komünizm de epey temizledi, böyle kurbanda kesilecek hale geldi. Etlendi, butlandı filan.
onlarla Müslümanları korkutuyordular. Yani gel rejimin yanına dendiğinde yok diye naz eden çocuğa annesi öcü geliyor deyince nasıl koşa koşa gelir. Komünizm geliyor deyince Müslümanlar da hemen rejimin yanındaki partilere oy veriyordular. Bu yılları içinde yaşayarak bugüne gelenlerden biriyiz. Çoğunuz da hatırlarsınız. 70'li yıllara da böyle gelindi ve 12 Mart müdahalesiyle mevcut rejim yine seruma bağlandı. 27 Mayıs'ta bağlandığı gibi. Serumla bir ömür geçirmek, bir ömrü bütünüyle yaşamak mümkün değil. Serum arızi bir hal için tedavi yöntemidir. Bu bakımdan 70'li yıllardan itibaren gelişen İslami anlayış hakikaten özellikle gençleri etkisi altına almaya başladı. Bu İslami anlayış Kur'an'a doğrudan yönelme, Kur'an'ı anladığı dilden yazılmış şekliyle okuyup Rabbi ile bizzat muhatap olma, onun emir ve nehirleriyle akideye taalluk eden hususlardaki emir ve nehirlerinden, talimatından münker ve maruf şeklindeki özetlenen emir ve nehirlerine bizzat muhatap olmaya başladı. Bunu tanıdıkça, öğrendikçe içine sindirmeye, anlayıp kavramaya, davranış haline dönüştürmeye başladı ve aldığı başını gitti. Yani daha evvel aritmetik artış hızıyla artan İslami gelişme geometrik artış hızına yöneldi, değişti. Bildiğiniz çok daha fazla miktarda arkadaşımızın bildiği gibi 12 Eylül öncesi yaşanan kaosu, ortalığın neye döndüğünü, nelerin olup bittiğini pekala yaşıyorsunuz. Bu arada 1979'da İran'da İslam devrimi oldu. Dünyadaki bütün Müslümanların Filipinler'den Fas'a kadar İslam'ın yeniden devlet sistemi olarak iktidara gelebileceğiyle ilgili ümitlerini kesin kes artırıcı etkisiyle varlığını yeryüzündeki tüm Müslümanlar üzerinde gösterdi. Daha evvel Müslümanlar üzerindeki ölü toprağının atılmasında olumlu etkisi oldu. Çünkü dünyanın etrafında dönderdiği uydusuyla şurada konuşmalarımızı bile dinleyen ABD'ye rağmen nasıl bir şey yapabiliriz, bırakırlar mı bizi diye düşünen Müslümanlar sanki kulli şeyin kadir olarak Amerika'yı düşünüyor, görüyorlarken Rusya ve Amerika'yı, bu İran'daki İslami devrim kulli şeyin kadir olanın Allah olduğunu tehdit ettiği, tespit ettiği ve Müslümanların kafalarına herkesin gözü zayıf olanlarını okuyacağı şekilde yazdı. Gerçekten çok önemli. Ben 5 defa gittim bizzat, bugün Cumhurbaşkanı olan, hatta bir rehber olan Hamene ile görüştüm. Birçok yetkililerle, Ayetullahlarla, Şeriat Medaresi'nden eski kaçan Cumhurbaşkanı Beni Sadır'ına kadar, sokaktaki iş portacısından halıcısına kadar. 12 Eylül bu gelişmelerin hızını yavaşlatmak için, hani inen havaalanına inen jetin arkasında bir de onu durdurmak için paraşüt açılıyor ya, onun için yapıldı benim kanaatim ve birçok yorumlarımda İktibas Dergisi'nin yazdım bunu defaatle. Hatta Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandığım sırada ifadelerimde de söyledim ve zabıtlara geçtik. Ama buna rağmen Allah'ın hikmeti o şekilde tecelli ediyor ki, zira gerçekten külli şeyin kadir, gerçekten ölü diri, ölüden diri yaratmaya kadir olduğunu her vesileyle gösteren Allah, İslami gelişmeleri önlemek için yapılan 12 Eylül darbesinden bu yana daha öncekilere nispetle çok daha fazla gelişme hızının artmasına vesile oldu. Herkesin bir hesabı olduğu gibi Allah'ın da bir hesabı var ve mutlaka Allah'ın hesabı tutucudur, yerine gelicidir. Zira odur yalnızca küllü şeyin kadir olan. Evet, bu oturumda söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Özkan. Bismillahirrahmanirrahim. Son bir asırda Türkiye'de neler oldu? Son bir asırda Türkiye'de olanları bir tek cümle ile eğer özetlemek gerekirse, son bir asır Türkiye'de İslami kimliğin tasfiyesi ve Türkiye'nin batının karakolu haline getirilmesidir. Son bir asırın özeti bu.
bir asırdır uğraşıyorlar, bugün aynı hız ve aynı iddiada yine devam ediyorlar. Bugün sürekli olarak Batı diyoruz. Batı, 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 Batı medeniyeti. Emperyalistler, sömürgeciler, köleciler. Bunların önce bir tanımını getirmek lazım. Kim bunlar? Bunların dünya görüşünün temelleri ne? Üç dünya temeli var. Batı düşüncesi dediğimiz sistemin. Sefih Yunan ahlakı, Yahudi mantığı ve insanları arenalarda parçalayan köleci Roma nizamı. Sefih Yunan ahlakı, Machiavellist Yahudi mantığı ve köleci Roma nizamı. İşte Batı'nın üç saç ayağı bunlar. Bugün Türkiye'de son 100 yıllık gelişimi parça parça özetlemeye başlarsak, birinci kısmı zor dönemi olarak kabul etmeliyiz. Zor dönemi. Silahlarıyla, askerleriyle, kılıçlarıyla, kalkanlarıyla İslam dünyasının üzerine çöreklendikleri Fas'tan Endonezya'ya kadar bütün topraklarımızı Hindistan dahil sömürge ettikleri yıllar. 20. yüzyılın başları. Türkiye'de de aynı olaylar oldu. Ve nihayet 1. Dünya Savaşı'ndan sonra rahmetli Akif'in dediği gibi kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela, hani Taun'a da zuldur bu rezil istila dediği rezil istila ile Fransızından, İtalyan'dan, İngiliz'inden, Rum'undan Avustralya'sına kadar üzerimize geldiler. Birinci dönem zor dönem. Allah rahmet etsin, Allah hepsinin ecrini kabul etsin. Dedelerimiz, büyüklerimiz bunları def ettiler. Ama ne yazık ki Diyarbakır Nebi Camisi'nde ilk gençlik yıllarımızda ağlayarak anlatan bir büyüğümüzün dediği gibi dedi evladım çok işler yaptık ama ciğeri kediye teslim ettik dedi. İşte birinci kısmın özeti budur. Ciğerin kediye teslim edildiği dönemdir. Kuş diliyle konuşuyoruz. Evet. İkinci dönem zor döneminin kısmen başarıya ulaşmasından sonra şiddetli tasfiye dönemidir. Bir büyüğümüz diyor ki İstiklal mahkemelerinde cephede kaybettiğimizden daha fazla adam kaybettik. Önce astılar, sonra hüküm verdiler. Evet. Hukuk devleti. Önce asıp sonra hüküm veriyorlar. Ve üçüncü dönem, biraz evvel Sayın Ercüment ağabeyimin çok güzel özetlemeye çalıştığı uyutma dönemi. 1946'dan sonra. İkinci Dünya Savaşı bitti. Yeni bir dünya kuruldu. İngiltere, Britanya İmparatorluğu ve Almanya dünya sahnesinden çekildi. ABD bütün ceberutluğuyla ve bütün müttefikleriyle dünyanın üzerine çöreklendi. Stalin, Churchill ve Roosevelt Yalta'da dünyayı paylaştılar. 1944 Yalta Konferansı biliyorsunuz. Ve Türkiye'de de o ceberut sistem halkın tepkilerini daha fazla kaldıramayacağını görünce dışarıdakilerin de tasfiyesiyle sözde demokratik bir rejime geçti. Ve 1946 yılında tamamı eski CHP milletvekili olan 4 kişi tarafından Demokrat Parti kuruldu. Ben bu dönemi vaktimizin çok kısalığı nedeniyle şöyle temel satır başlarıyla geçmek istiyorum. Demokrat Parti ne? Demokrat Parti biraz evvel ağabeyim de dediği gibi ezanı Türkçeden Arapçaya çeviren. Güneydoğu'da milletin yeşil bayrakları çıkardığı dönem. Eski dönem bitti diye sevindiği dönem. Ama aynı DP Türkiye'yi ilk olarak Batı'yı da en ciddi şekilde flörte sokan parti. Kore'ye asker yollayan, Marshall yardımlarını alan ve bunun haricinde ticaret burjuvazisini Türkiye'de yerleştiren parti. Celal Bayar diyor ki her mahallede bir milyoner yaratacağız. Adam söylemiş ama anlayan kim? Kimse kitap okumamış ki doğru düzgün. Kapitalizmle, komünizmle, ticaret burjuvazisine. Söylemiş bunları. Ve bugünkü Türkiye'nin kapitalist
Bunların tamamı Vehbi Koç hariç DP zenginidir. Tamamı. İsim vermeye gerek duymuyorum. Ve Demokrat Parti o dönemde toplumsal muhalefeti elinde tutan bütün çevreleri kandırmayı başarabilmiş. Bakınız size bir kısım Demokrat Parti milletvekillerini sayıyorum. Dikkatlerinizi çekiyorum. Milliyetçi cenahtan Trabzon milletvekili Profesör Osman Turan, Adana milletvekili Arif Nihat Asya, Osman Yüksel Serden geçti. O dönemde sisteme muhalif olan doğudaki bütün Nakşibendi ailelerinin çocukları kamilen milletvekili oldular. Hakkari Beydullah Seven, Şeyh Selim'in oğlu. Ağrı, Kasım Küfrevi, Bitlis, Kamuran İnan'ın babası Şeyh Selahattin İnan, Erzurum, Şeyh Said Efendi'nin torunu Melik Fırat, Muş, Ohrin Şeyhlerinden Gıyasettin Emre ve Kütahya'dan Süleyman Efendi'nin damadı Kemal Kaçar. Bu cephede kamilen destekler. Artı Alevilerin dedelerinden bugünkü Profesör İzzettin Doğan'ın babası Hüseyin Doğan, Malatya. Tunceli'de Demokrat Parti kazanıyor, sene 1950. Nadir Nadir sıkı durun. Nadir Nadir bir dönem Muğla, bir dönem İstanbul Demokrat Parti milletvekili. O da vardı çorbanın içinde. Mehmet Ali Aybar, 1946 senesinde Demokrat Parti Bursa listesinden bağımsız milletvekili adayı seçimi kaybediyor. Çok az kimsenin bildiği şeyler bunlar. Ve Nikola Fakaçelli, Mıgırdı Çellefya, Salamon Adatu. Takım tamam. Eksik kalıyor. İşte sevgili hemşehrilerim, oynanan oyun, bu dört şey birleştiriliyor ya, böyle havada birçok sefer birleştirip birçok sefer parçaladılar. Bizler uğraşırken ezan Türkçeydi, Arapçaydı, Çinceydi, adamın zaten namazda gözü yok ki ezanda kulağı olsun. Alakası yok. Ne yaparsa da namaz kıl, zararı yok ki kimse. Şuurlu kılınmazsa. Ve bu dönemde ondan sonra 1960 senesinde rejimin tekrar tıkanmasından sonra Adalet Partisi ve Morrison hikayeleri. Bunların teferruatına giriyorum. Hızlı gideceğim. Zaman çok sınırlı. 12 Eylül'de ne diyor dedi sevgili Alman kardeşimiz. 12 Eylül tıkanan rejime tekrar müdahale hadisesi. Tek kelimeyle bu. Ve 12 Eylül'de bu memlekette ne kadar düşünen müsbet veya menfi. Yani bunun tartışmasına giriyorum. Çevre varsa bunların tasfiye hareketidir. Ve halkın depolitize edilme hareketidir. Yani sen memleket meselelerini düşünme. Depolitizasyonun anlamı bu. Bu harekettir. Ve aynı dönemde ben size yine bazı isimler sayacağım. Muhittin Mutlu, Bitlis milletvekili. Mehmet Keçeciler, Konya'nın eski belediye reisi. Mehmet Emin Seydagil, Muş, Musluhittin Görüntaş, Van, İdris Arıkan, Siirt. Bunlar MSP milletvekilleri geçen dönemde maalesef. Bizim hanemizde. Mustafa Taşar, Halil Şılgın, Cemil Çiçek, Adnan Kahveci, Mesut Yılmaz, Güneş Taner, Işın Çelebi, Nurettin Yılmaz, Şırnaklı Kemal Birlik ve Sıkı Yönetim Komutanı Recep Ergün. Demokrat Parti isimleriyle bunları karşılaştırabiliyor musunuz? APD'de var da ben kestirme gidiyorum, daha söyleyeceklerim var. Oyun hep aynı. Demokrat Parti döneminde biriken sermaye, batılılaşma sürecinde, Adalet Partisi döneminde işbirlikçi ve korumacı montaj sanayine aktarılıyor. ANAP döneminde ise bu sermaye uluslararası statüye çıkarılıp Türkiye'nin tarım, hayvancılık ve sadece turizm ülkesi olması noktasındaki batılı emperyalistlerin çizdiği şablonun içerisinde oturtuluyor. Senaryo bu. Ve bu dönemde İslamizasyon diye bir şey çıkıyor. İslamizasyon. ABD'ci İslam, radikal İslam. Yok şöyle İslam, böyle İslam. Sanki 20 çeşidi varmış gibi. Biraz evvel ağabeyim de dedi, İslam'ın tek çeşidi var. Yani Allah haşa 20 çeşit İslam çıkarmadı. Ama bunlar hesaplarına geldiği gibi İslam istiyorlar, anladıkları gibi. Farklı farklı. Din istismarından bahsetmek istiyorum bir de bunların. Bir kez daha Ramazan ayının son haftasında bir gecemiz oldu. Aynı mevzulara değindim. Hesaplarına geldiği zaman bunlar dine de dört elle sarılıyordu. Ana vatanı Kur'an zat geliyor Diyarbakır Ulu Camii'nin önüne diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılmayın,
parçalanmayın, kardeş olun. Sayın Efendi de Kur'an'dan ayetler okuyor. İşte dağdakilere karşı cihad edin, şunu yapın, bunu yapın, dedik olun, Kur'an'da böyle yazıyor. E peki kardeşim, Kur'an'da başka şeyler de yazıyor, onları da okun. Ne yazıyor mesela Kur'an'da? Evet. Hesaplarına gelen yerlerde diyorlar ki Kur'an okuyun ama Kur'an'ı da fasiküllere ayıracaklar. Hesaplarına gelen kısımlarını okuyacağız, gelmeyenlerini okumayacağız herhalde. Ve aynı muhafazakar ana vatan iktidarının bu dönemde yaptığı ilk işler bir ayasağı. Hatırlıyor musunuz? Yani belki de unuttunuz bir ayasağı. Böyle alay vala ile bir ayasaklandı. Arkasından muzur yasası çıktı, muzur yasası. En fazla içki ve fuhuş bu dönemde. Yani bir yanda bira yasağı, bir yanda muzur yasası, bir yanda da bu olaylar Türkiye tarihinde en üst noktaya geliyor. Ve yine aynı çevreler, Genelkurmay Başkanlığı bir gecede değiştirebilen çevreler, 5 senedir, 10 senedir bir başörtüsü meselesini doğru düzgün halledemediler. Biraz doğru. 1 dakika rica ediyorum, toparlıyorum. Mevzular çünkü çok geniş. Bugün oyuna gelmeme, kendi inancımızı, kendi imanımızı onların istediği değil, bizim bildiğimiz gibi anlama ve yaşama dönemidir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bazı sorular var. Özellikle birisine çok hassasiyet gösteriyorum, yanlış anlaşıldığını sanıyorum. Acı ve milliyetçi bazı şeylere değindim. Onları sorular cevaplar arasında açıklayacağım. Sağcılıktan benim kastettiğim veyahut da tavırlarını tenkit ettiğim, kapitalizmi savunan ve sermayenin kiralık katilliğine soyunan çevrelerdir. Yanlış anlaşılmasın. Bunun haricinde başka hiçbir sözüm yok benim, hiç kimseye. Ve bu dönemde biz sermayenin kiralık katili değil, rejimin, düzenin, dünyanın çok değişik yerlerinde emperyalistlerin bizleri kullanacakları bir maşa değil, kendi oyunumuzu oynayan, kendi kurallarımızı koyan ve kendimize göre çizgiler belirleyen insanlar olmalıyız diyorum saygılarımla. Teşekkür ediyorum Sayın Sanat. Şimdi Sayın Metin Er, birinci turdaki yarım kaldığını söylemiş olduğu konuşmasına devam edecek. Kendisini dinliyoruz. Şimdi Diyarbakır'a geldiğimizde paneli yöneten arkadaşımız bize her turda ancak 10 dakika konuşabileceğimizi söyledi. Üstelik değişim meselesini soruyordu. Değişim bütünüyle ideolojikti. Kapitalist dünya ile Marksist dünya arasındaki ideolojik çatışmanın niçin bir tıkanmaya doğru götürdüğüyle ilgiliydi. Yine Marksizmin özellikle Leninizm yorumuyla alakalıydı. Doğrusu biz de bu yüzden 10 dakikalık kısa süre içerisinde meseleleri sosyopolitik, ekonomik veyahut da ideolojik düzlemde anlatabilmek için, yani meselenin özünü anlatabilmek için ister istemez yazılı bir metni kaleme almak zorunda kaldık ve okumak zorunda kaldık. Bağışlayınız. Sanıyorum söylemek istediğimiz birçok şey de bu yüzden anlaşılamadı. Mesele savcı bir söylemle Marksizmin öldüğünü, iflas ettiğini ilan etme meselesi değildir. Mesele bu kadar basit değildir. Bir takım can alıcı sorular vardır. Sovyetler Birliği niçin Doğu Avrupa'dan çekilme ihtiyacı hissetmiştir? Doğu Avrupa'da çok daha radikal değişiklikler gözlenirken Sovyetler Birliği'nde, yani bu değişikliklere kaynaklık eden ana ülkede, ana yurtta niçin kontrollü bir değişim söz konusu olmaktadır? Bu soruların doğru dürüst cevabını vermek için meselenin ideolojik, felsefik ve de sosyoekonomik, politik veçesine bakmak lazım. Yoksa Marksizmin, kapitalizmin insan fıtratına aykırı olduğu için çöktüğünü iddia etmek bence çok fazla anlamlı değil. Ve kapitalizm de çökmüş değil, iflas etmiş değil. Ne de Marksizm çökmüş, iflas etmiş. Bence çöken Marksizm değil, Marksizm bir perspektiftir, bir diyalektiktir, bir anlayıştır. Bu anlayışı farklı biçimlerde yorumlayabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Ama Leninizm çökmüştür, Stalinizm çökmüştür, Brejnev doktrini tüm pisliğiyle çökmüştür,
Maoizm çökmüştür. Sosyalizm kendine yeni bir suret arıyor. Dünyadaki değişimi bu çerçevede anlamak, yorumlamak gerekiyor. Dünya ilk defa bir değişim yaşamıyor. 20. yüzyılın başlarında ve ortalarına doğru patlak veren 1. ve 2. Dünya Savaşı'yla dünyanın çok daha köklü değişimlere tanık olduğunu görüyoruz. 1. Dünya Savaşı'nın galipleri yeni çerçeveler çizmişlerdir, statükolar belirlemişlerdir, bir takım ulusal devletler ihdas etmişlerdir. Denebilir ki 1. Dünya Savaşı galiplerinin kendi elleriyle, pergelleriyle oluşturduğu bu statükoya duyulan bir tepkinin ifadesidir 2. Dünya Savaşı. Haksız statükoya bir anlamda duyulan bir tepki 2. Dünya Savaşı'na yol açmıştır. Ama ne var ki 2. Dünya Savaşı sonuç itibariyle 1. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan statükoyu ortadan kaldırmaya yaramamış, tersine pekiştirmeye yaramıştır. Öyle ki o zamana kadar Avrupa merkezli olan uluslararası sistem, yani çok kutuplu olan uluslararası sistem ve gene Avrupa mihverli olan uluslararası sistem 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iki kutuplu bir sisteme dönüşmüş. Bir yanda Sovyetler Birliği'nin çevresindeki ülkeler, öbür yanda Amerika Birleşik Devletleri'nin etrafında öbeklenen ülkeler. Ve bu ülkeler başta Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bir koalisyon oluşturarak kendi ekonomik paktlarını, askeri ve politik paktlarını oluşturmak suretiyle edinmiş oldukları yeni çevrelerin kendilerine olan bağımlılıklarını artırmışlardır. Sorun bu noktadan sonra soğuk savaş dönemini getirmiştir. Şimdi dünyanın değişmediğini söylemek ne derece doğru? Dünya apaçık bir biçimde değişiyor. Yeni bir savaş olmadan 2. Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından oluşturulan statüko bugün bütünüyle ortadan kalkmış durumdadır. Berlin duvarının yıkılışı bunun en çarpıcı bir örneğidir. Bugün Berlin duvarı yıkılıyorsa iki Almanya'nın birleşmesi için Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Sovyetler Birliği, yani 2. Dünya Savaşı'nın galipleri olan bu dört ülke yeşil ışık yakabiliyorsa bu dünyanın değiştiğini, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan statükonun değiştiğini gösteriyor. Bu anlamda dünyada köklü değişiklikler olduğunu söylemek mümkün. Bu bütünüyle sosyolojik bir vakadır. Bu vakayı doğru dürüst çözümlememiz gerekiyor. Doğu Avrupa ülkelerinde Komünist Parti ismini bile değiştirirken, cismini bile değiştirirken, muhtevasını bile değiştirirken Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov bütün yetkilerle donatılmış bir devlet başkanlığı sistemi getirtiyor. Sadece satırda kalan bir takım değişiklikler. Gerçekte federal olmak isteyen, kendisine özel cumhuriyetsiniz dedikleri cumhuriyetler federal olmak istediklerinde, özel bağımsız olmak istediklerinde Sovyetler Birliği'nin apaçık müdahalesini görüyoruz. Sovyetler Birliği'nin bu apaçık müdahalesi gösteriyor ki Lenin'in uluslar kendi kaderlerini kendileri tayin etmelidirler ilkesinin bu anlamda çiğnendiğini gösteriyoruz. Elbette ki Sovyetler Birliği'nde bu anlamda henüz Brejnev doktrini tümden ortadan kaldırılmış değildir. Brejnev kalıntısı bir takım ideolojik değerler bugün de sürdürülmektedir. Azerbaycan işgaliyle Afganistan işgali arasında bu açıdan bakıldığında hiçbir fark göremiyoruz. Ama aynı Sovyetler Birliği'nin Litvanya karşısında çok daha insancıl, sözüm ona insancıl, tırnakları ve dişleri sökülmüş bir politika izlediğini görüyoruz. Gene Sovyetler Birliği'nin Azerbaycan işgalini destekleyen, içten destekleyen, orada akan kanlar karşısında destekçi bir tutum takınan Amerika Birleşik Devletleri'nin söz sırası Litvanya'ya geldiğinde bambaşka bir tavır takındığını görüyoruz. Dünya değişiyor derken çok iyimser konuştuğumuz sanılmasın. Dünya bu anlamda bir de değişmeyen yönleriyle dikkatimizi çekiyor. Eğer fırsat olursa değişmeyen yönler üzerinde de durmak istiyoruz.
Özellikle dünyanın değişmeyen yüzü çok daha belirgindir. Sovyetler Birliği'nde ve Doğu Avrupa'da meydana gelen değişmeler şu anlama gelmiyor. Artık Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri emperyalist, sömürgeci ve hegemonyal politikalarından vazgeçiyorlar anlamına alınmamalı. Gene kelimenin tam anlamıyla iki kutuplu bir dünya. İki kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü gerek Sovyetler Birliği'nin, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin eli altında bulunan nükleer silahlar, talar arası balistik füzeler halen insanlığı ciddi bir biçimde tehdit etmektedir. Aslında insanlığı tehdit eden Batı'nın bu tür askeri silahları değildir. Batı insanını ve tüm insanlığı tehdit eden ahlaki tefessühtür, sanayileşmenin beraberinde getirdiği yeni uygarlık anlayışıdır, yeni medeniyet anlayışıdır. Bu yeni medeniyet anlayışıyla birlikte sanayileşmenin çarkları, modernleşmenin çarkları arasında ezilen insanoğlu, insan ruhunun yalnızlığı ve ahlaki tefessühü, asıl bunları konuşmak gerekiyor. Ben toparlamak istiyorum aslında. Bir dakikanız kaldı Sayın Konuşmacı. Evet, sosyalizm ölmedi dedik, kapitalizm de iflas etmedi dedik. Bunlar birbirlerini daima var kılan karşıt sistemler var olmaya da devam edeceklerdir. Fakat burada sağcıların göz ardı ettiği ve de liberal düşünürlerin göz ardı ettiği bir gerçek var. Evet, Lenin'in Marx'ın kehaneti tutmamıştır. Sanayileşme ile ilgili kehaneti tutmamıştır. Ama acaba 19. yüzyıl liberal düşünürlerinin kehanetleri tutmuş mudur? 19. yüzyıl düşünürlerine göre sanayileşme militarizmin belini kıracaktı ve militarizm, yani askeri güç, sanayileşen toplumda, modernleşen toplumda statükonun bir parçası veyahut da sivil politik toplumun bir parçası olarak varlığını sürdürecektir. Ama bugün sivil toplumun merkezi olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri'nde bile en etkin güç, kim ne derse desin, perde arkasında savaş beyleridir. Yani Pentagon'da üstlenen, omuzlarında rütbeleri olan amiraller ve generallerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetini, dış politikadaki siyasetini özellikle tayin etmede çok önemli rol oynayan bu savaş beyleridir. Marx'ın, Lenin'in bir takım iddialarının, kehanetlerinin tutmadığını söylemek kuşkusuz bir gerçekliktir. Ancak aynı şekilde liberal düşünürlerin sınayileşme, militarizm konusundaki kehanetlerinin de tutmadığı ve insan ruhunun giderek yabancılaştığını gözlemliyoruz. Bu tüm insanlığı tehdit eden trajik bir gelişmedir, acı bir gelişmedir. Ben burada kurtuluş İslam'dadır. Herkes İslam'a sarılırsa insan fıtratına uygun gibi bir takım şeyler söylemek istemiyorum. Fakat insanoğlunu tehdit eden bu süper güçlerin asıl politikaları, yani sınayileşme, modernleşme yönündeki politikalarıdır ve insanoğlu kendisine yeni bir çıkış yolu arıyor. Ben de Yaşar Kaplan Bey'in izah ettiği gibi Sovyetler Birliği'nde ve Doğu Avrupa'da meydana gelen bu boşluğun sözüm ona radikal İslamcı akımlar tarafından doldurulacağı yolundaki iddiaya katılmıyorum. Bu bütünüyle militarist kesimin bütün dikkatlerini Müslümanların üzerine yöneltmek ve bundan sonra bir ezme politikasında Müslümanları sahneye sürmek politikasının bir neticesinde yapılan bir değerlendirmedir. Bu değerlendirmeler konusunda da sevinmek yerine çok daha temkinli ve çok daha dikkatli olmak zorunda olduğumuzu da hatırlatmak isterim. Selamun Aleyküm. Sayın Metin'e teşekkür ediyoruz. Şimdi söz sırası Yaşar Kaplan'da. Siz dinliyoruz Sayın Kaplan. Arkadaşımızın belirttiği gibi ben kuş dilinden fazla anlamıyorum. Onun için bu soru kuş dili bilmediğinden dolayı fazla uzun uzun cevaplandırabileceğim bir soru değil.
Soruyu biliyorsunuz, son bir asırda ülkemizin geçirdiği değişiklikler, İslamizasyon politikası, yani 12 Eylül gece baskınından sonraki İslamizasyon politikası, bu politikanın İslami hareketler üzerinde bir saptırma rolünün olup olmayacağı doğrultusunda bir soruydu. Soru oldukça uzun, birleşik bir soru. Aslında önce Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyıllarla ilgili bazı şeyler söylemek lazım. Fakat süre o kadar kısıtlı ki bunlara girmek de pek mümkün olmuyor. Öteden beri bir tez vardır. Denilir ki Osmanlı İmparatorluğu çağdaş dünyada yerini alması için batıda görülmekte olan gelişmeleri çok iyi takip etmek zorundaydı. Bunu yapamadı. Batıya ayak uyduramadı, ondan dolayı çöktü. Oysa bu tamamıyla yanlış bir görüştür. Osmanlı İmparatorluğu İslam dünyasında görülen bazı gelişmelere ayak uyduramadı için çökmüştür. Osmanlı İmparatorluğu batıya kulak vermediği için değil, İslam alemindeki bazı gelişmelere kulak vermediği için çökmüştür. Kısaca özetlemek gerekirse. Bir iki örnekle bunu açıklayalım. Hepinizin malumu olduğu üzere Bediüzzaman Hazretleri Sultan Abdülhamid Han zamanında eğitim kurumu ile ilgili bir takım teklifler getirmişti. Medrese-i Zehra teklifi vardı mesela. Osmanlı bu teklife kulağını tıkamıştı. Cemalettin Hakkani dünyaya dolaşıp gelmiş, ayağının tozuyla payitahtı İslam'a koşmuş. Eğitim sisteminde bir takım değişiklikler yapalım. Bu gidiş iyi alamet değil, sonumuz gözükmeye başladı. Kendimizi biraz toparlayalım. Hayır. İstanbul'daki sultanlarımızın kulakları sağır, hani derler ya, sağır sultan diye. Bu tekliflere Osmanlı İmparatorluğu'nun kulakları kapalı kalmış. Elbette ki Osmanlı İmparatorluğu olumlu olumsuz yanlarıyla her şeyden önce, yani kuruluş biçimi filan ayrı, İslam'ı hedef seçmiş, bir İslam devleti olarak değerlendirmek zorunda olduğumuz, İslam içinde büyük hizmetleri olmuş, dünyada uzun süre İslami politika uygulama noktasında önemli görevler yapmış bir devlettir, imparatorluktur. O bir tarafa, elbette ki bazı konuşulabilecek bazı kusurlar da vardır. Sünnetullah'tan bahsetmek zorunluluğu var. Sünnetullah icabı tabii ki her insan hayatında olduğu gibi devletlerin de ömürleri var, yaşıyor, ömrünü tamamlıyor, gidiyor. Ama uzun ömürlü veya kısa ömürlü olması bir takım sebeplere bağlı. Dediğim gibi Osmanlı İmparatorluğu kendi içinden gelen seslere kulak tıkadığı için, kulak vermediği için sorunu hızlandırmıştır. Böylece genç Osman döneminde yakalamış olduğu önemli bir fırsatı Sultan Abdülhamid Han zamanında son defa ayaklarına gelen bu fırsatı bir daha kaçırmışlardır ve olan olmuştur. Bunun neticesinde biliyorsunuz dünyanın bir kaosa sürüklendiği söylenebilir. Çünkü dünya artık otoritesini yitirmiş, otorite olarak Osmanlı'yı görmeye alışmış olan birkaç yüzyıl boyunca sürekli olarak kendisini buna ayarlamış olan dünya birdenbire bir hava boşluğuna düşercesine, bir otorite boşluğuna düşmüştür ve Amerika için büyük şeytan diyoruz, adamların şeytanlığına bakınız ki cihan savaşları sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan önce mesela dünyanın yoksul ülkelerinden bir tanesiyken, özellikle 1. Dünya Savaşı'nda devlet olarak anılmaya değer hiçbir tarafı yokken, arka arkaya dünya 2 Dünya Savaşı geçiriyor ve dünyanın en yoksul, en tarihsiz, en köksüz ülkesi durumundaki ABD süper olarak çıkıyor bu işten. Ve gene öyle bir şeytanlık yapıyor ki bu şeytan, kendi can düşmanı olarak bilinen devletlere dahi kendi parası ile hakimiyet kurabiliyor. Orada adam oturuyor, kağıdın üzerine $100 yazıyor, $100 oluyor, $1000 yazıyor, $1000 oluyor. Onun bastığı kağıt parası ülkende pirinç oluyor, buğday oluyor, tütün oluyor vesaire. Büyük bir şeytanlık yapmış olmak gerekiyor ki böyle bir değişiklik geçirsin. Bu değişiklik tabii ki Türkiye'yi yakından etkilemiştir. Türkiye bildiğiniz gibi Osmanlı'dan kalan üniforma zihniyeti aynen devam ettirmiştir. Osmanlı'nın zihniyeti son yıllarda özellikle son dönemlerinde başlangıçta böyle değildir. Başlangıçta Osmanlı İmparatorluğu zaten imparatorluk olarak da ortaya çıkmak istememiştir. İlahi kelimetullah'tır amacı yani. Bunu büyük oranda gerçekleştirmiştir. Zaman zaman küçük veya büyük takım hatalar da olmuştur. O ayrı bir husus.
toptan reddetmek veya toptan kabul etmek yanlışına düşmeyelim diye böyle bir açıklamaya girmek zorunda kalıyorum. Osmanlı özellikle üniformacı kafaya sahip olduğu için göçmüş ve maalesef bu üniformacı kafa Türkiye'ye de onun yerine kurulan, onun enkazı üzerine kurulan Türkiye'de olduğu gibi geçmiştir. Osmanlı bakınız, çağdaş uygarlık düzeyine geçme düşünceleri var bizde. Ondan önce Osmanlı da çağdaş uygarlık düzeyine ulaşayım diye değişiklik yapmak istiyor. Nedir bu değişiklik? Üniforma değiştirmek. Askerinin giydiği üniformayı değiştirmekle çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacağını zannediyor Osmanlı. Üniformacı kafa derken bunu kastediyorum. Tabi aynı zamanda şabloncudur, şekilcidir. Cismani bir takım değişiklikleri, özde hiçbir şekilde değişiklik yapmak için cismani bir takım değişiklikleri, şekli bir takım değişiklikleri kendisini kurtaracak ümidiyle yapmaya çalışmıştır. Aynı kafa bugün Türkiye'de de devam ediyor. Bir zatın bir sözü vardır. Der ki, aslında Türkiye doğuya doğru giden bir gemidir. Fakat bu gemide yolcu olarak bulunan bazı enayiler batıya doğru koşar. Olay kısaca bu. Onun için benim daha fazla açıklama yapmama hiç gerek kalmadan ülke layık olduğu yeri alacaktır. Türkiye'de ne yaşandı son yıllarda? Türkiye'de son yıllarda yaşanan şey şu. Biz karada balık yetiştirmeye çalıştık. Yani balığı suda yetişmesi gereken, fıtri olarak sudan başka bir yerde yaşayamayan bu balığı çıkardık, karada yetiştirmeye, havada yetiştirmeye kalkıştık. Ülkenin öteden beri tarih içerisinde sahip olduğu bir atmosfer var. Yaşamaya alıştığı, o atmosferden çıkarılması halinde hayatiyetini sürdüremeyeceği bir atmosfer var. Manevi bir atmosfer var, maddi bir atmosfer var. Tarihi ve coğrafi bir yeri var ülkenin. Biz ülkeyi ait olduğu bu tabii atmosferinden alıyoruz, aynen balığı sudan çıkarıp karada yaşatmaya çalışır gibi yaşayamayacağı bir atmosfere sokmak istiyoruz. Ülke yeniden bu tabii atmosferine girmeye çalışıyor. Türkiye'de hakkın iradesi, Osmanlı'nın son dönemlerle birlikte hakkın iradesi bir tarafa atıldı. Fakat sadece hakkın iradesi bir tarafa atılmadı. Aynı zamanda halkın iradesiyle bir tarafa atıldı. Hakkın ve halkın iradesi müştereken bir tarafa atıldı. Bir azınlık idaresi kuruldu. Ayrıntısına fazla girmek istemiyorum. Bazıları diyor ki halkın iradesi hakim oldu. Hayır. Halkımızın iradesine biz güveniyoruz. Halkımızın iradesi o kadar kötü seçimler yapacak bir irade değil. Halkımızın iradesi elhamdülillah çok güzel, çok iyi seçimler yapacak bir irade. Fakat halkımızı bırakmıyorlar ki kendi iradesiyle bir seçim yapsın. Dolayısıyla halkın iradesinin geçerli olduğu düşüncesine inanmak da pek mümkün olmuyor. O da bir tarafa. Bir dönemden sonra Türkiye'de bir İslamizasyon politikası güdülmeye başlandığı iddia ediliyor. Bunu özellikle sol kesim iddia ediyor. Sol kesim dünyadaki ve Türkiye'deki İslami gelişmeleri başka türlü yorumlamak suretiyle kendi kaybını, kendi zafiyetini örtbas etmek istiyor. Bir psikolojik tepki olarak diyor ki evet Türkiye'de ve dünyada bazı İslami gelişmeler oluyor ama bunlar Amerika'nın istemesiyle, şunların bunların istemesiyle zoraki gelişmeler. Hayır. Elbette ki Amerika vesaire diğer süperler veya artık süper geçindiği halde süperliği kalmamış işte sökülmüş bu aslanlar kendi politikalarını alet etmek isterler. Mahalli bir takım idareler İslam'ı kendi politikalarını alet etmek isterler fakat Müslümanlar buna izin vermeyecektir. İslam buna izin vermez. İslam hiç kimsenin şamar alanı değildir. Onun için İslamizasyon politikası sözüne ben karşı çıkıyorum. Halk fıtri seçimini yeniden yapıyor. Fıtratına uygun olan dini yeniden seçmeye çalışıyor. Türkiye'de maalesef Müslümanların sayısının artması daima Türkiye dışındaki doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden esmekte olan bir takım rüzgarlara bağlanmıştır. Hatta tağuti takım güçlerin tahriklerine bağlanmıştır. Veyahut bazı iktidar partilerine bağlanmıştır. Efendim 12 Eylül oldu, bunlar
İslami güçleri tuttu, onları güçlendirdi. Efendim ANAP geldi, Müslümanları güçlendirdi. ANAP iktidar zamanında İslam'ın lehine bir tek çöp dahi dikilmemiştir resmi olarak. Aksine Müslümanlar aksine bu dönemde çok zor durumda bırakılmıştır. Aslında bir kandırmaca var tabi. Yani Amerika istiyor ki dünya madem ki İslam'a doğru kayıyor öyleyse geçmişinde İslam olan veya olmayan bütün ülkelerde daha İslami görünen idareler kuralım. Bu bir numaradır ve tutmaz. Benim demek istediğim şey şu, İslami gelişmeler hiçbir iktidarın, hiçbir devletin tahrikiyle, teşvikiyle vesairesiyle olmuyor. Halkın hür iradesi böyle buyuruyor. Madem ki biz halkın hür iradesine inanıyoruz, halkın iradesine inanıyoruz, halkımızın iradesi artık yavaş yavaş Allah'ın İslam'ına doğru kayıyor. Onun için bunu değişik müdahaleler neticesi olan şeyler gibi göstermek doğru değildir. Bizim kalbimizdeki şu imanın kökünü dışarıda göstermek isteyenler vardır. Türkiye'de Müslümanların sayısı artıyor, namaz kılanların başını örtenlerin sayısı artıyor. Şimdi adam diyor ki, bazı gazeteler diyor ki, efendim kökü dışarıda olan faaliyetler bunlar, dışarıdan tahrik görüyorlar, teşvik görüyorlar. Bizim imanımızın kökü şuradadır, kalbimizdedir, dışarıda değil, orada burada değil aziz kardeşlerim. Onun için hiç kimse değişik yorumlar yapmasın. Zaten bir ara bakınız, 163. madde şu ülkede, Türkiye'de kaldırılmak bunu düşündüğün için her şeye rağmen, bütün engellemelere rağmen Müslümanların vakıf faaliyetleri, dernek faaliyetleri, parti faaliyetleri gelişiyor, artıyor. Onun için dediler, biz 163. maddeyi kaldıralım, bunlar birkaç tane parti kursun, efendim bir sürü teşkilat kursuna falan varsın, birbiriyle boğuşsun bunlar, serbest bırakalım. İyi bir hesaptı. Süreniz doldu sayı kapına. Ciddi ciddi bunu düşündüler. Fakat birisi geldi bunları kullan dedi ki, aptal adamlar, hadi bunlar birbirine düşmezse ne olacak? Ondan sonra vazgeçtiler. Onun için İslam ile bu adamlar oynayamaz. İslam üzerinden politikası filan. Şakadan da olsa bunlar İslam ile oynayamazlar. İslam onların şakalarını kursaklarında bırakır. Sayın Kaplan, teşekkür ediyorum kendisine. Sayın misafirler, panelimizin üçüncü turunda yeni bir soruyla karşınıza geliyoruz. Bu sorumuzla Türkiye'nin dış politikasını, özellikle Avrupa topluluğu, Orta Doğu, ABD ve İsrail ilişkilerini nasıl değerlendirdiğini sayın yazarlarımızdan öğrenmek istiyoruz. Ayrıca Sayın Özkan, dünyadaki son gelişmeler neticesinde Türkiye'nin stratejik konumunda öneminin artması veya azalması şeklinde bir değişiklik görüyor musunuz? Batı'nın Türkiye için yeni bir rol yüklediğini söylemek mümkün mü? Evet de bu rolü kısaca nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Türkiye dünya haritası üzerinde işgal ettiği coğrafya itibariyle halkı gerek göçebe olarak gelip buraya yerleşen halkı gerekse onların asimilasyonu sonucu Müslümanlaşan yerli halkı ile yuvarlak hesap 1000 yıldan fazla zamandır Müslüman bir ülke. Bu itibarla Müslümanlar Müslümanlarla beraberdir. İslam bir bütündür. Birbirinden ayrılmalarını Allah istememekte, zira bunların kardeş olduğunu bildirmektedir. Bu bakımdan arzi olarak ayrılmış olsalar bile kendi gafletlerinin ve bu gafletten yararlanan düşmanların ki 90 yıl önce veya 80 yıl önce İngilizlerin başrolünü oynadığı bu tefrika politikasını bileceksiniz. Skype-Eco anlaşmalarını hatırlamalısınız. Sonuçta her şey aslına irca olur diye bir sözün de gereği ki sünnetullahın bir diğer ifade biçimidir. Yine
Müslümanlar bu fetret devrini geride bırakacaklar ve İslam üzerinde birlikteliklerini, yani vahdetlerini sağlayacaklar. Bunu ben, bu süreci, bu gelişmeyi kaçınılmaz, önlenemez, engellenemez olarak görüyorum. En azından insanım, yanılabilirim ama 35 yıllık tecrübem, bu mücadele içerisinde geçen hayatımın bana öğrettikleri bundan başka türlü düşünmeme kesinlikle imkan vermiyor. Türkiye'yi AYT'ye katmak ne olacak? Zaten 1960'lı yıllardan bu yana hemen çoluk çocuğuyla, kadın erkeğiyle 2 milyona yakın insan, belki 2,5 milyon insan Avrupa'nın, başta Federal Almanya olmak üzere, Hollanda, Danimarka, Avusturya, İsviçre ve sair ülkelerinde, yani adı konmadan AYT'ye katılmış durumdalar yani. Buradaki kültür düzeylerinin düşüklüklerine rağmen, bilgi birikimlerinin hemen hiçliğine rağmen, salt geleneksel olarak bünyelerinde, şahıslarında yaşattıkları İslami, belki farkında bile olmadan yaşattıkları İslami değerleriyle bile geride bıraktığımız 25 yıl içerisinde bu denli İslam'ı kendileri bilmeyen insanlar, 200 binden fazla Alman, Hollandalı, Fransalı, Fransız ve Belçikalı'nın, Avusturyalı'nın Müslüman olmasına vesile oldular. Kaldı ki herkes rahat gidip gelse Avrupa başını sokacak delik arasın. Yani bu işi ben şahsen AYT'ye girme işini o kadar büyütmüyorum. Tabii ki bizim yerimiz oradır demek manasına gelmez. Bu hiçbir zaman da öyle düşünmedim. Ama onlar korksun yani, ben bizim korkacak bir şeyimiz yok. Zaten korkulacak şeylerin hepsini görmüş, geçirmiş, yaşamışız. Elhamdülillah yaşıyoruz yani. Hemen bugün değilse bile nefislerimizdekini değiştirerek Allah'ın halimizi değiştirmesini hak ettiğimiz günlerde Avrupa ile, AYT ile birlikte değil, belki onları da İslam içine alarak birlikte olacak bir İslami beraberlik olacak inşallah. Bu tabi gereğine tevessül eder, gereğini yerine getirirsek. Çünkü Allah'ın sünneti değişmez. Onda bir değişiklik pek görülmez. ABD biliyorsunuz milletler arası siyasi arenaya birinci dünya harbi ile çıkmaya çalışmış ise de İngiltere fırsat vermediğinden girememiş. Hitler'in nazist Almanya'sının kabağı İngiltere'nin başında patlatması sonucu bir türlü kendini toparlayamayan İngiltere'nin büsbütün işi bitsin için harbin, savaşın başladığı 1 Eylül 39 tarihinden 1 Mayıs 1944 Normandiya çıkarmasına kadar tam 5 yıl Avrupa'nın ve dolayısıyla başta İngiltere'nin imdadına pek yetişmeyen, bilerek yetişmeyen Amerika, İngiltere'nin iflahı kesildikten sonra vaziyet etmiş, Normandiya'ya 1 milyon asker çıkarmış, İran üzerinden Sovyetlere 2,5 milyon insanı teçhiz edecek teçhizat ile bunları taşıyacak vasıta aktarmış o yıllarda. Ve sonuçta İngiltere'nin işini bitirerek onun yeryüzünde güneş batmayan imparatorluğunun yerini almaya ucundan kıyısından başlamış. 1952'de İngiliz adamı Kral Faruk'u devirmiş. 1958'de yine İngiliz adamı Sir Nuri Said Paşa ile Kral Faysal'ı Irak'ta, bugünkü şu Alçak Hüseyin'in amcası çocuğu, onu devirmiş. Abdülkerim Kasım denen avanak gelmiş. 1960'da yine İngiliz muhibbi Celal Bayar ve CHP'nin ayrılmaz bir unsuru, bir eşit parçası olan yine İngiliz taraftarı Demokrat Parti'yi alaşağı ederek Türkiye'de yerini kesinleştirmiş ve giderek diğer ülkelerde de aynı yolda ilerleyerek İngiliz İmparatorluğu'nun üstünde batmayan güneşi kendi imparatorluğu üzerinde batmaz hale gelmek, getirmek için çalışmış. Bu itibarla Türkiye'de 1960-27 Mayıs'ından bu yana resmen ve alenen
daha evvel teşebbüsler var, bilmem Bayar'ın hatırasını filan okursanız, ben de yazdığım gibi çok açık bilgiler veriyor. Biz İngilizlerin bize önerdiği şeyleri kesinlikle ihmal etmek istemiyor ve onlarla bir şey yapmak istiyorduk ama İsmet Paşa'yla diyor müşveret ettim, danıştım. Ne yapalım istemesek de şimdinin, bugünün güçlüsü Amerika, istemeye istemeye onların teklif ettiği NATO'ya girmek zorunda kaldık diyor. Vaktiyle Günaydın'da bir kısmı yayınlanan hatıratı ek olarak daha ve 8 cilt halinde yayınlanan Ben de Yazdım isimli eserinde devrin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anlattıkları bunlar. Şimdi Amerika ilelebet dünyada güneşini söndürmeyecek mi? Sürdürecek mi güneşinin ufuklarda batmadan devretmesini? Bu mümkün değil. Zira zulm üzerine, yani zulm ile abad olunamayacağı bir kaide, bir kanun. Bunlar sömürgeci bir düzenin insan beynini sömürmekten, insanların cebini, iktisadi değerlerini sömürmeye kadar her şeyini sömürerek insanları mustazaflaştıran, ezen, küçülten, insan olduklarından utanacak hale getiren bir politika ile dünya yüzünde borularını öyle yıllar yılı, asırlar asırı öttüremezler. Öttüremeyecekler de. Zaten bütün mesele biz Müslümanların adam olmalarına bakıyoruz. Biz İslam olalım gerektirdiği, Kur'an'ın bizden istediği şekilde İslam olalım. Ne Amerika bir halt edebilir, ne İngiliz, ne Sovyetler, ne Fransa, ne Almanya. Hiç kimse bir halt edemez. Biz bugün görünürde nasıl bit yeniği buğdayla içi dolu buğday birbirine benziyorsa, ancak avucunuza alınca bir ağırlığıyla hissettiriyorsa dolu olduğunu, öbürün boşluğundan dolayı anlıyorsanız bit yeniği. Bugün Müslümanlar bit yeniği buğday halinde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamandaki Müslümanlar bit yememiş dolu dolu buğdaydı. Onun için kantarların ibretini, böyle yaylarını zorluyorlarken bugün 1 milyar Müslüman kantarın ibresini oynatmıyor bile. O hale gelmenin yolu Kur'an'ı ahlak edinmekten geçiyor. Bunu biz bize düşeni yaparsak Rabbimiz de kendine düşeni yapar. Bize düşen iş nefislerimizdekini değiştirmektir. Rabbimize düşen iş ise halimizi değiştirmektir. Bunu yaparsak kesinlikle bilelim ki Rabbimizin yardımını da istihkak etmiş, hak etmiş oluruz ve müstahakına da insanlar kavuşurlar Allah'ın dilediğiyle. ABD ile ilişkileri ne olursa olsun Türkiye'ye de mevcut gidiş durmayacak, duraksamayacak, yavaşlamayacak ve her geçen gün ABD'nin çirkinliği su yüzüne daha çok çıkacak. Bunu fark edenlerin fark ettikleri bu gerçeği daha geniş platformda, geniş halk kitlelerine duyurması, yayması, insanların uyarması, uyandırmasıyla mümkün. Bu itibarla ABD'de günün birinde pılısını pırtısını toplayıp kıtasına, deniz aşırı ülkesine çekilmek zorunda kalacağı gibi, belki daha ileriki günlerde kehanet gibi sayılmasın, ondan sonra da bu kıtalardan oralara gelecek Müslümanları beklesin. Orta Doğu'ya gelince, bugün Orta Doğu'daki tüm ülkeciklerin, yöneticilerin hepsi işbor pazarında satılığa çıkarılmış adamlar. Çok düşük ücretle, düşük ücretle, 3 paralık dünya bedeli karşılığında kendilerini satmış sülalelerin çoluk çocuğu ahfadı diyor. Alçak Hüseyin'den tutun, Saudi'lere kadar. Hafız Esad denen adamla Saddam denen dangalağı da hepiniz tanıyorsunuz. Bunların da halkın zaafından, bilinçsizliğinden, bakımsızlığından yararlanarak belirli bir süre yeryüzünde hükmediyor oluşları bizi ümitsizliğe sevk etmesin. Biz Allah'ın istediği, bizden talep ettiği yöne yönlendiğimiz, kıble olarak o yana döndüğümüz, Kur'an yönüne döndüğümüz zaman bunların hepsinin iyi olan yaranın üstünde bağlayan kabuğun bir tırnaklık canı nasıl varsa, yani bir o tırnakla alır atılırsa, ne Hafız Esad'ı, ne Saddam Hüseyin, ne Kişek Kabus'u, ne bilmem Sultan filanı, es-sabahı, el-akşamı filan, alayı yallah!
Nereye gidecekler? Koca dünyada başlarını sokacak yer bulamazlar. Daha dünü hatırlayın. Dünü hatırlayın, milyarlarca dolara sahip olarak İran'dan kaçan Şah ve Hanım-ı Banu Efe Hazretleri, parantez içinde Nida, bir gazetenin ekinde kelebek midir nedir okudum diyor, hiçbir şey istemezdim, başımı sokacak iki haneli bir gece kondum olsaydı. Emin olun, hiçbir şey istemez de sahip olduğum her şeyi bağışlardım. Allah sana iki hane değil, 112.000 hane bağışlamışken kıymetini bilmeyip hani şu gemide fırtınaya tutulanların Rabbim ne olur bizi sağ salim karaya bastır, gör sana nasıl kulluk edeceğiz deyip de karaya ayak basar basmaz Allah'ın unutanlar gibi. Emin olun böyle söylediğini okudum Banu Hanım. Ve Şah onca parasına rağmen şu koca dünyada başını sokacak bir yer bulamadan gezerken Mısır'da göçtü gitti bu yalan dünyada. Teşekkür ederim. Bütün vücudu toprağın altında kaldı, bir boylu bir. Aynı yolun yolcularını bekleyen kader, yani kaçınılmaz son da aynıdır beyler. Adınız Ali olmuş, Veli olmuş, Muhammed olmuş, Rıza olmuş, Hüseyin olmuş, hiç fark etmez. O itibarla herkes kendine çekidüzen versin, öldükten sonra dirileceğini düşünse de düşünmese de diriltilecek. Hesaba çekileceğine inansa da inanmasa da çekilecek ve orada Kur'an'dan hesaba çekilecek. O dersi okutun, öyle hazırlansın, yoksa havasını alın. Teşekkür ediyoruz Sayın Özkan'a. Sayın Tan, Ercüment Özkan'ın soruda cevaplayıp da eksik yapmış olduğu Batı'nın Türkiye için yeni bir rol yüklediğini söylemek mümkün mü? Evet de bu rolü kısaca nasıl değerlendirir? Özellikle bu kısmını. Türkiye'nin dış politikasını soruyor Adnan kardeşimiz ve yeni rolünü. Konuşmama ile daha evvel olduğu gibi bir cümleyle başlamak istiyorum. Türkiye'nin dış politikasını yine bir cümleyle başınızı fazla ağrıtmadan ifade etmemiz gerekirse işbirlikçiliktir. Tek kelimelik bir dış politika. Son onlarca yıldır, yani onlarca yıldır ne kadar geriye götürebilirseniz takdirinize bırakıyorum, haysiyetli bir dış politika görülmemiştir. İsrail'i ilk olarak tanıyanlar bunlar. 1948'de İsrail Devleti kurulduğu zaman ilk olarak İsrail'i tanıyan bunlar. Ve o günden bugüne kadar da sürekli olarak Birleşmiş Milletler'de olsun, uluslararası paktlarda olsun, ağa babaları ne diyorsa sürekli olarak aynı doğrultuda giden yine bunlar. Şimdi bu iddialar biraz siyasi gelebilir sizlere. Yani töhmet kokan, sorgulayan, yargılayan, iddiacı sözler olarak gelebilir. Hiç böyle bir alınganlığa gerek yok. Çünkü bu zevat işbirlikçiliğinden iftihar ediyor. Yani bizzat bu dönemde kim ağzını açarsa bizim dünyada kredimiz çok diyor, bizim itibarımız çok diyor, işte Bush'a gittik bizi şöyle karşıladı diyor, Almanya'ya gittik şöyle izzet ikram ettiler diyor, İngiltere'ye gittik şöyle ziyafetler verdiler diyorlar. Ve bunların işbirlikçilikleri o kadar açık ve seçik ki bir inkılap oluyor Türkiye'de, bütün düşünen kafalar içeriye tıkılıyor. Yani tabiri caizse bütün cins yarış atları bağlanıyor. Ne kadar ortada beygir taifesinden insan varsa ortaya salınıyor. Ve Alexander Haig geliyor, bunlardan birisine şefaat ediyor. Bunu bütün gazeteler yazdı. Aman efendim buna karışmayın da yarışa girsin. Yorum size ait. Bu iddia bile henüz yalanlanmadı. IMF, Dünya Bankası ve uluslararası bütün kuruluşlar her gün burada, bunlar orada. Üçüncü beş yıllık plan, beşinci beş yıllık plan, yedinci beş yıllık plan, ne kadar planlar varsa bunların vizesinden geçmeden uygulamaya konuluyor. Yani benim bu söylediklerim iddiacı veya siyasi mülahazalarla yüklenici ve töhmet altında bırakıcı kuru iddialar değil. Yani kendilerinin bizzat bu bağlantılardan iftihar duydukları bağlantılar.
Hatırlar mısınız? McNamara diye biri vardı. McNamara, Dünya Bankası'nın genel sekreteri miydi, başkanı mıydı? Ben de hatırlamıyorum. Evet, genel müdürü. Ecevit hükümeti zamanında Türkiye'ye geldi ve bir yaz günü adam bütün gömleğinin kolunu falan çevirmiş, ceketini çıkarmış, aynen Diyarbakır kahvelerinde olduğu gibi arkadaki sandalyesinin arkasına asmış, kravatını çözmüş, 3-4 tane düğmesini de açmış, şöyle kaykılmış masaya, gazetede Alev Coşkun, hiç unutmuyorum, o zaman bakandı, o başta olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti bakanları da o sıcakta buram buram terliyorlar, yakaları kapalı, kravatları buraya kadar, önleri ilikli, adamın önünde böyle masaya geçip tek tek ekonomik raporu veriyorlardı. Bunlar da gazetelerde çıkıyor. İşte hali kürmen halimiz budur, dış politika bu. Şimdi 1946'dan bu yana, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bizim şu zavallı Türkiye halkına biçilen rol Rusya'ya karşı jandarma görevi yapmak. Ve adamlar Amerikan üstlerini de NATO çerçevesi dahilinde getirip yine bir hemşerimin dediği gibi mahalli tabirle konuşmasak yüreğimiz rahat etmiyor. Boyunları altlarında kalsın. Getirip başımıza bela ettikleri bu üstler sayesinde Rusya'ya karşı jandarma görevi üstlendirdiler bize. Ve bu üstler öyle gün geldi ki Orta Doğu'daki kardeşlerimizin, Filistin'deki, Lübnan'daki kardeşlerimizin başına bombaları taşıdı burada. Türkiye Cumhuriyeti'nin genelkurmayı, kuvvet kumandanları, generalleri, işte burada Diyarbakır'da prinsip var, uzun yıllar buralardan içeri giremediler. Yani bu adamlar ne yapıyor, ne ediyor, ne işle uğraşıyor, giremediler. Çok uzun yıllar. Ve gün geldi, bu gecenin de konusu olan dünyadaki değişmelerden sonra Rus tehlikesi dedikleri, Celal Bayar'ın her sene kışın sıtmaya tutulduğu, bu baharın komünizm geliyor dediği, zavallı komünizmin yıkıldığını da göremeden gitti veya Rusya'nın diye. Yani komünizm bir felsefe, bir diyalektik, o ayrı, arkadaşlarımız farklı değerlendirdiler. Rus rejiminin yıkıldığını göremeden gitti zavallı. Her sene bu kış bu baharın geliyor diyordu bana sizin korkutmak için. Ve bu dönemdeki rolü bitince bu sefer Türkiye'nin rolü başka bir sahaya çevrildi. Ben lafı uzatmadan bu konu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Mehmet Ali Birand, yani kestirme gidelim şöyle örneklemelerle, geçenlerde bir 32. gün programında soruyor Genelkurmay Başkanı Sayın Necip Durumtay. Diyor ki, Türkiye'nin Batı nezdindeki jeopolitik değeri sizce düştü mü? Veya değişti mi? Veya ne durumda şu an? Hayır diyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Peki nedir? Biraz daha soruyu açıyor. Birçoğunuz belki takip etti. Orta Doğu'da bir rol üstlenebilir mi? Evet diyor. Aynı jeopolitik ve stratejik durumunu Orta Doğu'da devam ettirecektir. Peki Orta Doğu'da ne var? Ne var Orta Doğu'da sevgili hemşerler? Yani ne olacak Orta Doğu'da? Ürdün gelip Türkiye'yi mi zapt edecek? Yoksa biraz evvel abimin bahsettiği sabahlar, akşamlar, kabuslar, Sultan Kabus, Umman Kralı, Türkiye'ye cihat mı ilan edecek? Yani bunlar zavallılar 500 kişilik, 1000 kişilik, 2000 kişilik ordulardan mürekkep kuvvetler, birçoğu, bir kısmı hariç. Evet, komutanlar da İngiliz abi, teşekkür ederim. Şimdi, Orta Doğu'daki gelişme, işte biraz evvel İslamizasyon vardır, yoktur, Müslümanlar, işte sürekli tartışılıyoruz, biz de tam anlayamadık ne olduğumuzu. Orta Doğu'daki tehlike İslam. Orta Doğu'da İsrail var, ona kardeş bir Ermenistan'da kurulmak isteniyor. Hani Sovyet Cumhuriyetleri dağılırsa, güneyde güçlü bir İslam tamponu olmaması için, aynen Orta Doğu'ya bela koydukları bir İsrail gibi, Kafkasya, Türkiye, İran, o üçgenin ortasına da bir Ermenistan kurma hayali var. Ve burada Batı sistemine karşı, materyalizme karşı Yunan ahlakı, Yahudi mantığı ve köleci Roma düzeni felsefesine karşı duracak. Yani yüzyıllardır zaten durdu. İslam var. Eğer olası bir politika değişikliği olursa, dengeler değişirse siz burayı bekleyin. Yok efendim, biz kimsenin canımız tende olduğu müddetçe kiralık katili olmayacağız sevgili hemşerim. Ve hiç kimsenin de bu memlekette gücümüz yettiği müddetçe
bizler adına, bu ülkenin insanları adına kiralık katillik yapmalarına da müsaade etmeyeceğiz ayrıca. Yani biz olmuyoruz, siz olun da demeyeceğiz. Onlara da eğer gücümüz yeterse, Allah güç verirse, müsaade etmeyeceğiz. Orta Doğu'daki işte Türkiye'nin rolü bu. Yani yeni dengelerde ve bunu resmi ağızlar, işte anlayana sivrisinek saz kabilinden ifade ediyorlar. Bugün Orta Doğu'da adamlar tekrar, zaten politikaları 150 senedir bu ırk temeline dayalı devletler istiyorlar. Irk temeline dayalı. Yani bu haritaları çizen onlar. Arapları 22 devlete böldüler. 22 tane bugün Arap devleti var. Coğrafyası bir, dini bir, ırkı bir, tarihi bir. 22 tane devlet veya devlet çıkarttı. Neyse yorum sahibi. Ben arkadaşlarım soruyor, ben uzun uzun cevap vereceğim. İzmir'den Çin'e kadar bir Türk İmparatorluğu'na bile razılar, siz misiniz diye soruyorlar, yanlış anlamışlar birçok şeyi. Biz Batı Trakya'dan, Halepçe'den, Çin'e kadar, Filipinler'e kadar, dünyanın dört bir yanındaki bütün mustazaf, mazlum ve Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Ama Batı'nın ve bu adamların oyunlarına gelecek, onların maşası olacak, ırk temeline dayalı, ırk temeline dayalı devletçiklere de nerede olursa olsun tavır koyacağız. Yani çünkü bu adamların zaten klasik yapıları, hani esas olan bunların dediklerini yapmak değil, bütün milletlerin, inanan bütün milletlerin hukukunu, gasp edilen haklarını, gasp edilen haklarını ve kültürlerini hukuk çerçevesi içerisinde tespit edildiği ve haklarının tespit edildiği inanç temeline dayalı nizamlardır. Bu kelimeleri dikkatlice söylüyorum. Yani esas olan Orta Doğu'daki bütün halkların, bütün ulusların, Çin'deki kardeşlerimiz de dahil, Orta Doğu'daki bütün kardeşlerimiz de dahil, bunların istedikleri gibi bölük bölçük, paramparça, saçma sapan değil, gasp edilen, kimin ne hakkı gasp edilmişse, yine onlar tarafından gasp edilmiş. Yine onlar tarafından. Irkçılığı yapan da onlar. Yine onlar. Hukuk, hukuk devleti. Demelidir. Saygılarım. Teşekkür ediyoruz Sayın Altuntan. Sayın Metiner, Türkiye'nin dış politikasını, özellikle Avrupa topluluğu, Orta Doğu, ABD ve İsrail ilişkilerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyadaki son gelişmeler neticesinde Türkiye'nin stratejik konumunda önemin artması veya azalması şeklinde nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Eğer bir değişiklik görüyorsanız Batı'nın Türkiye için yeni bir rol yüklediğini söylemek mümkün mü? Evetse bu rolü nasıl değerlendiriyorsunuz? Verilen cevapları yinelemek suretiyle zamanınızı almak istemem. Zaten 3 aşağı 5 yukarı bu konuda verilecek olan cevaplar bellidir. Dolayısıyla sırf konuşmuş olmak için konuşmaktan çok ben de İslamizasyon politikasıyla ilgili, var olup olmadığı tartışılan İslamizasyon politikasıyla ilgili kendi görüş ve kanaatlerimi açıkladıktan sonra Türkiye'ye yeni bir rol biçildi mi, biçilecek mi sorusuna veyahut da Türkiye'ye yeni bir rol biçmeye çokça meraklı olan, hevesli olan Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl karakterini, gerçek yüzünü birkaç cümleyle serdetmek istiyorum, göstermek istiyorum. İslamizasyon politikası var mıdır, yok mudur? Bu sizin İslamizasyon politikasından ne anladığınıza bağlıdır. Eğer İslamizasyon politikasından kastedilen devlet katında benimsenen ve gayri resmi İslami anlayış ve eğilimlere karşı sert çekmek için desteklenen resmi din ideolojisi ise evet, bu anlamda Türkiye'de İslamizasyon politikası söz konusudur ve geçerliliğini korumaktadır. Ancak bu İslamizasyon politikası sadece 12 Eylül rejimine özgü bir politika değildir. 12 Eylül'den sonra ihdas edilmiş bir politika değildir. Bu anlamıyla Diyanet İşleri Teşkilatı'nın ihdas edilmesi
bu İslamizasyon politikasının ta başından beri varlığını göstermektedir. Bu resmi İslamizasyon politikası ise asla laiklik için bir tehlike oluşturacak nitelikte değildir. Tersine Profesör Ergun Özbudu'nun da belirttiği gibi laikliği kuruyan ve destekleyen bir hüviyete sahiptir. Dolayısıyla sözü edilen resmi İslamizasyon politikasından özellikle sosyalist solun veyahut da sosyal kesimin veyahut da laik kesimlerin tedirgin olmasına, telaşa kapılmasına bence hiç gerek yok. Şimdi sosyalist solun veyahut da sosyal demokrat kesimin iddiası şu: 12 Eylül'den sonra boy gösteren radikal İslami eğilimler, 12 Eylül rejimi tarafından benimsenen İslamizasyon politikası sonucu ortaya çıkmıştır. Bu tamamen bir saptırmadır, yanlış bir değerlendirmedir. Bu değerlendirmeyi getirmek de ne yazık ki Türkiye'de bilim adamı, aydın sıfatını hak kazanan bir takım o ünlü zevata nasip oluyor. Böylesine son derece yanlış, ülke gerçekliğiyle hiçbir alakası olmayan ve bütünüyle saptırmaca bir değerlendirmeyi de bu bilim adamları pekala yapabilmekte ve iri iri gazetelerin manşetlerine çekebilmektedirler. Halbuki bu radikal İslami eğilim ve anlayışlar, sözüm buna radikal olarak adlandırılan ama henüz çerçevesi ve içeriği net olarak belirlenememiş ama sadece dışarıdan desteklendiği iddia edilen, bir takım ülkeler tarafından desteklendiği iddia edilen, bu yüzden radikal olarak nitelenen eğilimler bu resmi İslamizasyon sonucunda oluşmamıştır. Resmi İslamizasyon politikası tıpkı sosyalist solu bastırmak için nasıl ki bir dalga kıran olarak kullanılıyorsa, bu türden son derece muzır olarak telakki edilen radikal İslami eğilimleri engellemek için de bir dalga kıran olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla iri iri gazetelerde bilim adamı, aydın yazar sıfatıyla, resmi İslamizasyon politikasıyla radikal İslami eğilimlerin güç kazandığını söyleyen insanlar kelimenin tam anlamıyla meseleyi saptırıyorlar. ABD öteden beri Türkiye bir rol biçmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dediğimiz gibi paktlar oluşmuştur. Politik, askeri ve ekonomik paktlar. Türkiye ABD'den yana tercihini ortaya koymuştur. Dolayısıyla istese de istemese de mevcut paktlarda alınan bir takım kararların uygulayıcısı olmak zorundadır. Bu anlamda Türkiye öteden beri kendisine biçilen rolü en güzel bir biçimde oynamıştır. ABD bugün Ermeni meselesini gündeme getiriyor. Çok enteresandır ve Altan kardeşim de belirttiler. Aslında şayet Sovyet İmparatorluğu dağılırsa kurulması tasarlanan bir Ermenistan projesinin dışa vurumudur bu sözler. Mesele bütünüyle bu bağlamda değerlendirmelidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin başka ülkelere insan hakları dersi vermeye hakkı yoktur. Amerika Birleşik Devletleri kelimenin tam anlamıyla çapulcu, hırsız, üçkağıtçı ve namussuz insanların güç edip kurduğu bir ülkedir ve bir imparatorluktur. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkalarına terörist damgasını vurmaya da hakkı yoktur. Çünkü gerçek terörist Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ve Amerika Birleşik Devletleri yerli halkı katleden, silah zoruyla katleden ender ülkelerden biridir. Kızılderililerin suyunu tüketen, onların insan neslini tüketen gerçek devlet terörizminin temsilcisi bir ülkedir. Dolayısıyla Ermeni meselesinde Türkiye akıl vermesi ABD'nin hakkı değildir. Ama ABD süper güç olmanın getirmiş olduğu avantajı kullanarak şuraya buraya
nizamat vermek iddiasındadır. Buraya çeki düzen vermek iddiasındadır. Bakın size enteresan bir mektuptan bir bölüm. ABD Başkanı Kızılderili Reis'e bir mektup gönderiyor. Diyor ki, elinizde kalan son toprak parçasını da bize satar mısınız? Bu toprak parçası karşılığında biz de size ta müreffeh, ta uygar yaşayacağınız mekanlar istihdam edelim. Kızılderili Reis'i, ki vahşi olarak değerlendirilen bir insandır, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ise uygarlığın temsilcisi olarak bilinen bir insandır. Bakınız kim daha çok uygar, bakınız kim daha çok vahşi. Toprak satmamız için yaptığınız öneriyi inceleyeceğim diyor. Eğer önerinizi kabul edecek olursak bizim de bir koşulumuz var. Vahşi olduğu söylenen o insanların tek bir koşulu var. Altını çizerek belirtmek istiyorum. Beyaz adam bu topraklar üzerinde yaşayan bütün canlılara saygı göstermeli diyor. Ama beyaz adam, bırakınız insana saygı duymayı, Hiroşima'da ve Nagasaki'de gerçekleştirmiş olduğu, hem de lüzumsuz yere gerçekleştirmiş olduğu katliamla gerçek bir insanlık trajedisinin başlatıcısı olmuştur. Beyaz adamın temsilcisi rolünde, bir dünyanın rolünde olan Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi onu da söyleyeceğim. Atom bombası niçin kullanıldı acaba? Zaten Birinci Dünya Savaşı sona ermek üzereydi. Atom bombası hiçbir zaman İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirmek niyetiyle kullanılmadı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında baş gösteren soğuk savaşı bir neticesi olarak kullanıldı. Amerika Sovyetler Birliği'ne adeta şunu demek istedi. Benim elimde sende bulunmayan atom silahı var, gerekirse seni tedip edebilirim. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin varmak istediği netice şuydu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra anlaşma masasına oturduklarında üstün güç pozisyonuna girmek. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri, biz ama o dönemde Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış birisi kendisi itiraf etmektedir. Biz sadece Sovyetler Birliği ile anlaşma masasına oturduğumuzda gücü elimizde bulunduralım diye, süper güç olalım diye. Kim vahşi, kim daha uygar? Ben Kızılderili Reis'in mektubundaki bir iki cümleyi daha aktarmak istiyorum. Ne yazık ki süre çok kısa. Ben bir vahşiyim ve başka türlü düşünemiyorum. Yaylalarda cesetleri kokan binlerce bufalo gördüm. Beyaz adam geçerken silahıyla ateşleyip öldürüyor o hayvanları. Bırakınız insana saygı duymayı, bufalolara bile saygı duymuyor. Kızılderili Reis'i bunu diyor. Ovalarda, şurada, burada cesetleri serpeserilmiş bufalolar gördüm diyor. Dumanlar püskürten bu demir atın treni kastediyor. Bir bufalodan, yani teknolojinin, modernizmin, sınayileşmenin bir bufalodan daha değerli olduğuna aklım ermiyor diyor. Biz sadece yaşayabilmek için avlardık bufaloları. Acaba beyaz adam öyle mi? Bütün hayvanları öldürecek olursanız nasıl yaşayabilirsiniz diyor. Ve çok enteresan, çok önemli, çok çarpıcı bir cümle bu. Canlıların yok edildiği bir dünyada insan ruhu yalnızlık duygusundan ölür gibi geliyor bize diyor. İşte dünyanın asıl değişmeyen yüzü bu. Modernizmin, sınayileşmenin insanlığa armağan ettiği gerçek şey bu. Değişmeyen yüz bu. Doğu Avrupa'daki değişmeye rağmen değişmeyen yüzü bu dünyanın. İğrenç yüzü bu. Unutmayın diyor, bugün canlıların başına gelen yarın insanın başına gelir. Çünkü bunlar arasında bir bağ vardır diyor. Bunu söyleyen Kızılderili Reis'i. Ve nitekim bakıyoruz, bir hiç uğruna atom bombası Hiroşima ve Nagasaki halkı üzerine atılıyor ve binlerce, yüz binlerce masum insanın katledilmesine.
Bunu tenkit etmek, telin etmek gerekirken bu utanmazlığını, bu lekesini temizlemesi gerekirken Amerika Birleşik Devleti süper güç olma imkanına dayanarak dünyaya insanlık, insan hakları dersi veriyor. Nikaragua'da Sandinistlere karşı kontr gerillaları çıkartıyor fakat Panama'ya resmen müdahale ediyor. Azerbaycan Kızıl Ordu'nun ayakları altında çiğnenirken, orada Müslüman insan kanı dökülürken bunu alkışlayan Amerika, Türkiye'de bir Ermeni katliamından söz ediyor. Onun için Türkiye'ye elbette biçilmek istenen bir rol var. Bu rol, Altan kardeşimin de belirttiği gibi adeta Orta Doğu'ya karşı kullanılmak istenen bir roldur. Türkiye'nin elindeki silahlar son derece ilkel silahlardır. Mevcut ultra silahlara, modern silahlara nazaran son derece geri kalmış silahlardır. Silahsızlanma ve de silahların sınırlandırılması görüşmelerinde Batı Avrupa'da imha edilmesi kararlaştırılan silahlar lütfen yardım olarak Türkiye'ye verilmek isteniyor. Ve Türkiye bu şekilde askeri silahlardaki modernizasyonunu gerçekleştirmek istiyor. Ve Altan kardeşimin de isabetle belirttiği gibi Türkiye değişen bu gelişmelerden sonra Orta Doğu'ya karşı bir nevi üs olarak kullanılmak isteniyor. Teşekkür ederim, saygılarımla. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Metin'e. Şimdi üçüncü turun son konuşmacısı olarak Sayın Yaşar Kaplan'ı dinliyoruz. Konumuz değişen dünyadaki yerimiz idi fakat biz dünyanın değişikliklerini konuştuk, yerimizi tam olarak konuşamadık. Ondan dolayı ben kısaca son hakkında yerimizin ne olması gerektiğine değinmek istiyorum. Aslında konuşmam içerisinde bunu çok kısa deyimlerde bulundum fakat tam işlemedik belki konuyu. Diyoruz ki Türkiye'nin dış politikası nedir? Türkiye'nin bir dış politikası olduğuna ben inanmıyorum. Çünkü uydu devletlerin dış politikası olmaz. Kişilikli, kendi kimliğini belirlemiş, nereden geldiğini, nereye gitmekte olduğunu bilen ülkelerin dış politikası olur. Oysa Türkiye'ye dış politikasını belirleyebilecek bir devlet rolü verilmemiştir hiçbir zaman. Çünkü Türkiye kıblesini yitirmiş bir ülkedir. Kıblesiz. Bir ülkenin dış politika ile uğraşabilmesi için, dış politikasını belirleyebilmesi için her şeyden önce kendisine bir kıble tayin etmesi şarttır. Türkiye'nin doğulu mu, batılı mı olduğu, güneyli mi, kuzeyli mi olduğu belli değildir. Türkiye işine geldiği zaman, bazı kimseler işine geldiği zaman batılı gösterilen, işlerine gelmediği zaman da batılı olma iddiasını bir tarafa bırakıp doğulu olmaya soyunan, layık olduğunu unutarak İslam aleminin liderliğine soyunan bir ülke. Oysa bir ülke layıksa, layıklığında samimi ise, ciddi ise İslam'ı kendisine sanki resmi din seçmiş gibi gidip İslam ülkelerinin toplantılarında onlara başkanlık yapamaz. Yapmaması icap eder. İslam aleminin lideri ise o zaman gidip batının kapılarında ağlamasın, beni de al, ben de senin evine gireyim diye ağlamasın. Dolayısıyla aziz dinleyicilerim, Türkiye'nin politikasını bir şaşkın ördek politikasına benzetiyorum ben. Nereden dalacağını bilemiyorum. Süremiz çok kısıtlı olduğu için ayrıntılara girmek istemiyorum. Ayrıntılara girilmesi halinde konu yarım kalıyor. Konuyu tamamlayabilmek için çok hızlı geçmek zorunluluğu var. İsrail ile ABD ile at ile ilişkiler deniyor. İsrail bizim dışımızda değil, ABD bizim dışımızda değil ki onunla ilişkiye girelim. İsrail içeride, Amerika içeride. Bundan dolayı biz Amerika ile İsrail ile ilişkileri konuşamayız. Ama kandırmaca olsun diye basın yayın organlarında zaman zaman böylesine meseleler gündeme getiriliyor. Milletin temsilci olarak
seçtiği söylenen o insanlar, halkın hür iradesinin bir tecellisi neticesinde meclise gönderildi söylenen o insanlar, birilerinin işaretiyle birisinin eline tutuşturulan bir düdüğün ötmesi neticesinde, affedersiniz, bir büyükbaş kovalar gibi halkın hür iradesi saygısız bir şekilde bir kenara atılabiliyor. Onun için bu insanların belirleyeceği şeylerin geçerli olmayacağı düşüncesindeyim. İktidar veriyor bakınız. Benim cezaevine girmeme sebebiyet veren eserimde iktidarsızlar iktidarı diye bir tarif kullanıyorum. İktidarsızlar iktidarı. Ne demektir bu? Millete diyoruz ki seçim yapılacak, buyurun. Kimi seçerseniz memleketi o idare edecek. Meclise girecek bunlar. Sizi idare edecekler, memleketi idare edecekler. Fakat acaba halkın seçme iktidarı var mı? Halkımız doğru nedir, eğri nedir, iyi nedir, kötü nedir? Kim memleketi daha güzel idare eder? Veya memleket idaresinin bu şekilde mi olması icap eder? Seçtiğimiz kimseler memleketi idare ediyoruz diyerek bir takım fırıldaklar çevirmeye kalkarsa halkımız bunları tespit edebilecek bir güçte mi? Bir benzetmeli olay ben açıklamak istiyorum. Diyelim ki bir delikanlıya, 20 yaşına, 25 yaşına gelmiş bir insana evlenme hakkı tanıyoruz. Ama nasıl? Affınıza sığınarak söylüyorum. Delikanlıyı önce hadım ediyoruz, erkekliğini alıyoruz ondan. Ondan sonra diyoruz ki al sana 20 tane, 30 tane kız, ben seni evlendireceğim, sana evlenme hakkı tanıyorum. Aynı şekilde az gelişmiş ülkeler diyoruz, bu ülkeler zihnen az gelişmiş ülkeler arasında, zihniyet olarak az gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkelerin insanların düşünme melekesini ellerinden almışız, onların seçim yapma melekesini ellerinden almışız, seçim yapamaz hale getirmişiz onları, diyoruz ki ondan sonra buyur seç, seçebildiğin kadar, hangisini istersen seç. Seçme iktidarını yitirmiş, zihin iktidarını yitirmiş insanlar nasıl seçim yapabilirler? Onların seçtiği, seçerek başa getirdiği iktidar, iktidarsızların iktidarı olur. Türkiye'nin rolü nedir? Kabadayıların yanında yer alan efeler vardı, küçük efeler. Türkiye'ye öyle bir rol biçilmek isteniyor. İsteniyor ki Türkiye istendi gitsin, Kore'de efelik yapsın. Kıbrıs'ta efelik yapsın. Efendim söyleyeyim, NATO adına gitsin şurada burada efelik yapsın. Saddam'a kafası mı bozulmuş? Gitsin orada efelik yapsın. İran'la arası mı açılacak? Gitsin Türkiye efelik yapsın. Kabadayı öyle istiyor, dünyanın kabadayısı. Eline silah tutuşturmuş. O da çalar almaz silah yani. Gerekli yerde atmak istese atmaz. Silah tutuşturmuş. Git diyor bununla efelik yap. Türkiye acaba böyle bir rolü kabul edecek mi? Türkiye'nin sahipleri vardır mı? Türkiye'nin sahipleri bu ülkeye sahip çıkacaktır. Türkiye'nin nasıl idare edildiği hakkında kısaca bir başka örnek vermek istiyorum ben. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalıştığım dönemlerde devlet planlama işlerinin nasıl yapıldığını çok yakından GAP projesi. Erzurum Entegre Kırsal Kalkınma Bölgesi için proje. Yok efendim Mardin'e bir tavuk çiftliği yapılacak. Nereye yapılsın? Kaç liraya yapılsın? Efendim Kırklareli'ye Tekirdağ şu yapılacak. Nasıl yapılsın? Bütün bunlara varmayacak kadar. Memleketin bir yerine bir çöp dikilecekse devlet planlama teşkilatı bunun planlamasını yapıyor. Ama nasıl? Devlet planlama teşkilatında yerli uzmanlar vardır, yabancı uzmanlar vardır. Biz planlıyoruz, dışarıdan para istiyoruz. Dünya Bankası'ndan, Uluslararası Para Fonu'ndan para istiyoruz. Diyoruz ki biz memleketi kalkındırmak istiyoruz, sizin düzeninize gelmek istiyoruz, bize para verin. Onlar da diyor ki nasıl planlıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz soruyorlar. Rapor hazırlıyoruz. Dış güçlerin, IMF'nin, Dünya Bankası'nın filan Türkiye üzerine çalışan raportörleri var. Onlar geliyor, Türkiye'nin alacağı parayı nereye harcayacağına dair rapor tutuyor. Bir de Devlet Planlama Teşkilatı rapor hazırlıyor. İki ayrı rapor değerlendiriliyor. Dünya Bankası'ndaki efendilerin veya Uluslararası Para Fonu'ndaki efendiler boşuna giderse ondan sonra yardım ediyorlar yani. 40 liradan su getirerek binlerle. Fakat dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye adına hazırlanan raporlar da aslında Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki yabancı uzmanlar denetiminde hazırlıyoruz. Yani adam dışarıdan kendi raportörüne bir rapor hazırlatıyor. Bir de diyor ki bir de sen hazırla.
Sen hazırladığın rapor da gene kendi elemanının hazırladığı rapor. Ya bana söz hakkı kalmamış ki. Yapan çatan kendisi parayı nasıl veriyor? Vereceği paranın üçte birini diyor ki benim istediğim yere kullanacaksın. Üçte birini nereye kullanacağını da oturacağız, birlikte karar vereceğiz. Üçte biri de işine yararsa istediğin yere kullan senin. Bu şekilde para veriyor. Ve hala biz memleketi böyle idare ediyoruz. İdare edilebiliyorsa tabii yani. Türkiye'yi tam bakımsız halden tam bağımsız hale getirmek gerekiyor. Şu anda bakımsız bir ülke var. Sahipsiz bir ülke var. Bakınız biz kendi elemanlarımız ile temin ettiğimiz istihbaratı bile kendimiz kullanamıyoruz. Önce Amerika alıyor, istihbaratı işliyor. İşine gelenleri kendisi alıyor. Artanları, işine yaramayanları İngiltere'ye veriyor. İngiltere'de alıyor, kullanıyor. Kalanları Türkiye kullanıyor. Çok garip değil mi? Veya Korutürk'ün Cumhurbaşkanı seçildi. Anlatıldı gazetelerde. Amerikalı diyor ki ya şu iyi delikanlıdır, güzel adamdır yani. Güzel çocuktur Fahri Korutürk. Bir düşünün. Ondan sonra bizimkiler, buradakiler Cumhurbaşkanı falan seçmeyi düşünüyorlar. Bütün bunlar basında yazılıyor yani. Biz de gazetelerin yalancısıyız. Gidip Bush'la falan kader tokuşturmuş adamlar değiliz. Ne bilelim. Ama öyle diyorlar. Ondan dolayı Türkiye'nin kendisine biçilen rolü kabul edip etmeyeceğini yeniden düşünmek lazım. Bu rolün ne olacağı, yani Türkiye'nin ileride kabul edeceği rolün ne olacağı veya Türkiye'nin nasıl bir yönetim içerisine gireceği biraz da Türkiye'deki Müslümanların takınacağı tavra bağlı. Bir defa dış güçler, memleketsever, milletsever Müslümanları devreden çıkarmak istiyorlar. Biliyorlar ki yağmacılıklarını, üçkağıtçılıklarını, istikbarlarını, zulümlerini devam ettirebilmeleri için Müslümanların mutlaka devre dışında kalması icap eder. Bir ülkede Müslümanlar var ise o ülkeyi bağımsız hale getirmek, o ülkeyi sömürmek mümkün değildir, bunu biliyorlar. Ondan dolayı Müslümanları vatan haini gibi, devlet düşmanı gibi, millet düşmanı gibi göstermek istiyorlar. Devlet derken mesela kastettiği şey nedir? Hastane, hapishane, okul, yol, baraj, han, hamam, her şey. Bunlar devlettir. Bir de devlet derken kastedilen şey zihniyettir. İdare eden zihniyet. İdare eden zihniyetin tartışması yapılabilir, o ayrı. Ancak adam diyor ki bu hastaneye sen gidemezsin. Çünkü burası senin değil. Niye? Sakalın var. Burası sakallıya göre değil demek istiyor. Sen bu okula giremezsin çünkü başörtün var. Sen bu yoldan geçemezsin. Sen milliyetinde memur olamazsın. Poliste amir olamazsın. Sen şunu bunu yapamazsın. Niye? Öyle bir gösteriyor ki kardeşim. Sanki Müslümanlar bu ülkenin öz evladı değil. Sanki Müslüman kuvvetleri, istilacı, Merih'ten aydan gelmiş insanlar. Sanki Müslümanlar gasıp, gelmiş gasp etmişler bu tasakları. Öylesine bir hava vermek istiyor. Burada süremiz çok sınırlı olduğu için, bakın bazı kavramlara girmekte fayda var ama giremiyoruz maalesef. Bir defa bizleri işgal gücü gibi göstermek isteyen bu insanların oyununa gelmemeliyiz. Oturuyorsunuz siz, resmi bazı görüşleri eleştiriyorsunuz, diyor ki adam bak burada Türkiye aleyhinde faaliyetler yapılıyor. Almanya'ya gidiyor birisi, diyor ki ateizmi eleştiriyor, ateizmi eleştiriyor, efendim söyleyeyim bazı inançsızlıkları eleştiriyor. Hemen diyorlar ki Türkiye aleyhinde faaliyet gösteriyor. Hayır kardeşim, senin görüşün ne zaman Türkiye'yi temsil etmeye başladı? Sen ne zaman Türkiye ile eşit hale geldin ki senin görüşünü eleştirmek, Türkiye'yi eleştirmek olsun, Türkiye aleyhinde olsun? Bu konuda çok acayip bir üçkağıtçılık yapıyor ve maalesef Müslüman kardeşim bu oyuna geliyor. Müslümanları halkımızın, toplumun gözünden düşürmek istiyorlar. Dolayısıyla sömürülerine, zulümlerine, istikbarlarına, tağuti faaliyetlerine devam etmek istiyorlar. Buna Müslümanların izin vermeyeceği düşüncesindeyim ben. Her şeyden önce yağmalamanın sürmesi için İslami gücün silinmesi gerektiğini düşünerek Türkiye'ye böyle bir rol biçmek istiyorlar. Fakat Türkiye bu rolü üstlenir mi üstlenmez mi? Türkiye tarihi geçmişine, kendisini adam eden, kendisine yüzlerce binlerce eser veren İslami güçlere, kendisini seven Müslümanlara ihanet eder mi etmez mi göreceğiz. Azınlıkların dediği şeyler, dış güçlerin dediği şeyler Türkiye'de nereye kadar geçecektir, geçerli olacaktır onu da göreceğiz. Fakat özellikle konu geldi dayandı Müslüman kardeşlerimizden, sanki bu ülkenin misafiriymiş gibi, sanki bu ülkeyi sonradan gelip işgal etmiş insanlarmış gibi davranmaktan
vazgeçmeye çağırıyorum. Varsa böyle kardeşlerimiz. Biz bu ülkenin öz evladıyız. Bu ülkede meydana getirilen bir eser varsa sonuç olarak bizim eserimizdir. Yapılan hastane, yapılan okul, cami, Kur'an kursu, İmam Hatip, İslam Enstitüsü, böyle birkaç tane sonu hane ile biten şer yuvası, muzur yuvası yerler dışında memlekete ne kadar eser yapılmışsa tamamı Müslümanların eseridir. Ya bizzat ter dökmüşsündür veya kanını dökmüşsündür veya adam Allah vergi kaçırmayanları sever. Allah efendim otel yapanları sever, Allah okul yapanları sever, yol yapanları sever, Allah eşkıyayla mücadele edenleri sever şeklinde senin ayetini, senin hadisini kullanmak suretiyle eserini meydana getirmiş. Sonuçta gene senin eserin. Ama bazıları çıkıyor senin aleyhine kullanmak istiyor olabilir. Bunun oyununa gelmek yok aziz kardeşim. Müslümanlar daima güdülecek bir güç, söz söyleme hakları yok. Konuştuğu zaman efendim adı bölücü, yıkıcı, hain olmaz öyle şey. Madem ki bu ülkeye askerlik yapıyoruz, madem ki vergi veriyoruz, madem ki efendime söyleyeyim, kendi okulunu kendin yaptır kampanyasında, kendi yolunu kendin yaptır kampanyasında, herkesten önce Kore'lerde, Kıbrıs'larda ölmeye gelince herkesten önce Allah 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 diye koşuyoruz. Öyleyse bu memleketin nimetlerinden istifade etmekte de öncü olmamız icap eder. Bu öncülüğümüzü mutlaka kazanmayız aziz kardeşlerim. Bunlar ayrıca konuşmak icap ediyor. Yani iç ve dış güçlerin, şer güçlerin oyunlarına gelmeden kendi malımıza sahip çıkalım, kendi malımızın kıymetini bilelim. Bu malımızı ne idiği belirsiz bir takım zihniyetler benim senin aleyhine kullanmak isteyebilir. O zihniyetin değerlendirmesi ayrı. Ama mal benim malım, bu ülkenin insanı benim insanım. Başkası sadece bu ülkeyi sömürmek için alır, bu insanın sırtına binmek için gelir idareye, gene pisliği temizlemek Müslümana kalır. Ondan dolayı biraz daha farklı değerlendirmek suretiyle Müslümanların kendilerine, görüşlerine çok dikkatli bakmaları, ülke içerisindeki yerlerinde olması gerektiğini çok iyi tahmin etmeleri ve ülkenin, Türkiye'nin, dünya içerisindeki yerinin ne olması gerektiğini yeniden konuşmaları icap ediyor. Sayın Kapı'na teşekkür ediyorum. Sayın misafirlerimiz, panelimizin bu son turunda her konuşmacı 10'ar dakika sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacaklar. Zamanın sınırlı olmasından dolayı cevaplar kısa olacak, artık katlanırsınız. Ben ilginize teşekkür ederim. Dikkatle dinlediğinizi gösteren sorularınızı alıyoruz. Ama beni mazur görün, okumam yazmam mı kıttır nedir? Biraz yazılarınızı zor okuyorum. Galiba hızlı yazdığınızdan olsa gerek. Buna rağmen soruların tümünü gözden geçirdim. Birbiriyle mutabakat arz edenlerinin çokluğunu görüyorum. Umumiyetle Müslümanlar pek mevzi nitelikte bazı şeylerden dururken bir de tüm Müslümanları kapsayan nitelikte sorular soruyorlar. Evet. Evet, biz bazı soruları müşahhas olarak okuyup herkesin işitmesini istemiyor isek şahsi sakıncamızdan değil, sanki can sıkıcı bazı sonuçların çıkmasına engel olmak mülahazasıyla, mütalasıyla böyle davranıyorum veya davranacağım. Beni mazur görün. Bir insanın nerede, kimin tertip ettiği bir toplantıda konuşması yüzünden ne isticbab edilmesi, ne yargılanması, ne de yargılanması mümkün değil. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da henüz Kureyş'in Mekke'deki yönetime hakim olduğu dönemde onların tertip ettiği şehir toplantılarında, yarışmalarında, hac toplantılarında konuşuyor idi. Önemli olan nerede, kimlerin yanında konuşuyor olduğunuz değil, sizin davranışlarınız. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her gün sabah akşam Ebu Bekir radıyallahu anh gibi birisiyle gezip dolaşmıyordu. Bazen de Ebu Cehil'in yanında idi. Ona İslam'ı anlatıyordu. Onun yanında bulunmak, ona İslam'ı anlatmak
herhalde suç değil, bilakis emir idi. Çünkü İslam mesajı Allah'ın kullarına iletilsin diye Allah tarafından Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilmişti. Ben bazı konularda uyarılarda bulunmakta yarar görüyorum. Sorular bana bunları tedavi ettiriyor. Bir kardeşimizin ezanın Türkçeden Arapçaya yeniden çevrilişiyle ilgili sorduğu tarihin, eğer yanılmıyor isem, hafızam beni yanıltmıyorsa, 1951 olduğunu, bunu şahsi ahbaplığımız var idi vaktiyle, şimdi öldüyse Allah mağfiret etsin, Ahmet isimli eski İsparta milletvekili Ahmet Menderes'in kendisine bu konuda talimat verdiğini, teklifi sen parlamentoya verirsin meclis başkanlığına dediğini bana Ankara'daki büronda anlattı. Yıllar önce 1971'den filan idi. Soyadı da hatırımdaydı ama çıktı. Bu kardeşimize bu bilgiyi vermiş olalım. Diğer yandan Ankara hükümetinin bir sanki ikili politika uyguladığı Türkiye içinde, içe demek, iç politika mahiyetinde her zaman, hemen her zaman göze çarpıyor. Geçen yılın Ocak sayısında Mülkiyetler Birliği Dergisi diye bir derginin geçen yılın Ocak sayısında aynen şöyle bir yazı var idi, 20 sayfa falan tutan. 141, 142 ve 163 maddelerin kaldırılmasıyla yahut alacağı yeni biçimle ilgili tartışma yapan solun kendilerine göre kof ağır topları konuşuyorlar. Onlardan biri çıkıp diyor ki 12 Eylül rejimi Türkiye'de feryatçılığı palazlandırdı. Yani semizlemesine, gelişmesine neden oldu. Uyanık bir tip, şu anda da SHP yönetim kurulu üyesi Ertuğrul Günay var, eski Ordu milletvekili, avukatlık yapıyor Ankara'da. O da çıkıyor, diyor ki arkadaşımızın bu konudaki mütalasına katılmıyorum. Sanki dikkatsiz bakıyor meselelere. Evet diyor, 12 Eylül rejimi bir tür şeriatçılığı palazlandırdı ama kendine kul olmaya müsait gördüğü şeriatçıları palazlandırdı. Allah'tan başkasına kul olmayı kesinlikle düşünmeyen şeriatçıların ise yakalarından ellerini bırakmıyor diyor. Yani geleneksel İslam ile radikal İslam farkının ne olduğunun SHP'li Ertuğrul Günay da çok iyi farkında. Diğer yandan ayet okuduğumuz ve onların hükümlerinin uygulanması gerektiğini söylediğimiz için biz Ankara'da DGM'ye giderken Sayın Özal da Başbakan olarak Hakkari'de televizyonda ekranda 8'deki 20'deki haberlerde dinlediğim kadarıyla Hakkari halkına Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. وَاَقْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ayetini okuyor idi. Ama biraz Hakkari'leri de ben suçluyorum. Sayın Özal, madem büyümüşsün, sen bir sarıl. Nasıl sarılıyor bu ipe de? Biz de seni örnek alalım da sarılalım. Deseydi, herhalde kötü şeyler söylemiş olmazdı yani. Olmazdılar. Yani bir laf ile savuşuveriyoruz şöyle. Elimizde tutuşturulan bir elma şekeri gördük mü, bütün davamızdan vazgeçiyoruz. Kusuru yalnız dışarıda aramayalım beyler. Biraz da kendimize bakalım yani, aynada kendimize bakalım. Soru versinler hakikaten, soru vermeliler. Ben dinlediğim adama böyle demek geliyor içinden. Suç mu ya, suçsa ne yapalım? Hiç umurumda değil ya. Tamam, madem böyle buyuruyorsun arkadaş, sen şunu bir göster bakalım nasıl yapışılıyor bu ipe, nasıl sarılıyor. Biz de sana bakıp sarılalım, bağlanalım da birleşelim, tepkiye de düşmeyelim. Bundan sağlıklı, bundan doğal bir mantık, bir muhakeme biçimi düşünebiliyor musunuz? Biraz da bizim şöyle aklı yetmezliğimizden yararlanıyorlar. Yani elimize bir elma şekeri tutuşturuveriyorlar ya Allah, savuyorlar başlarında. Doymayın öyle basit şeylerle, şu pamuk şeker var ya, çocukları kandırırlar 25 kuruşa bir çuval şeker diye, ağzını alırsın şu kadar, dişini kovunu doldurmaz. Bu bizden kaynaklanıyor.
Beni ne diye savuşturamıyorlar başlarına? Ben öyle elma şekeriyle falan kandırmıyorum. Ben şeker fabrikasını sahibim yani. Öyle şekeriyle geçmem bir tane. Evet, mazur görün. Genelde tutulur bulduğunuz için teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Üstüme, buradaki açıklamalarından dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve yakın zamanda kendilerini tekrar aramızda görmek istiyoruz. Şimdi ise sırası Sayın Altan Tanrı. Geceye gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Ercüment abinin de dediği gibi gelen sorulara birer cümleyle cevap versek sanırım bir saatlik bir zamana ihtiyacımız var. 40'ın üzerinde soru var. Yalnız bu soruların bir kısmı birbirine yakın ve muhteva itibariyle yakınlık arz ediyor. Bu şekilde ben cevap vermeye çalışacağım. Benim bir izahımı, yani konuşmanın birinci turundaki bir izahımı gerçi kısmen daha anlaşılır bir şekilde ifade ettiğimi zannediyorum. Yanlış anlayan arkadaşlar olmuş. Tahminen 5-6 tane soru bu beyanda. ABD Orta Doğu'da yeni politikalara girerken İzmir'den veya Batı Trakya'dan Çin'e kadar bir Türk İmparatorluğunu bile İslami gelişmelere karşı tedbir sözümü yanlış anlamışlar. Bizim ne Azerbaycan'daki, ne Batı Trakya'daki, ne Özbekistan'daki, ne Doğu Türkistan'daki hiçbir gelişmeden endişemiz yok bugünkü anlamıyla. Bilakis defaatle söyledim, dünyanın neresinde olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, hatta Müslüman bile olmazsa mazlum milletlerin yanındayız biz. Ben bunu Orta Doğu'da ABD'nin, hatta daha evvel İngilizlerin, Fransızların, Fransız ihlalinden sonra ırk temeline dayalı inanç sistemlerini diskalifiye eden rejimlerine karşı söyledi. Aynı şeyi yani Araplar için de tekrarlıyorum. 22 tane Arap devleti var. Bunların bir gramlık fonksiyonları yok dünya üzerinde. Ama inanç temeline dayalı, kendi kültür temellerine bağlı ve bu oyunların dışında olan her türlü çalışmanın, her türlü gayretin, her türlü beraberliğin gücümüz nispetinde yani madden ve manen, ki bu ortamda ekselen manen tahmin ediyorum, yanındayız. Yani onun için hiçbir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermesin. Sağcılıktan kastettiğimiz ise, yani Papa'daki şuur bile yok dediğimiz ise, yine birçok arkadaş yanlış anlamış ki artık bugün bunun yanlış anlaşılmaması lazım. Sağcılıktan kastettiğimiz Batı sisteminin bir parçası olan kapitalist, batıcı ve faizci dünya görüşleridir. Bunun haricinde bir şey kastetmiyoruz. Tabii ki faşizm de bunun içinde, yani yanlış anlaşılmaz. Türk İslam sentezi konusunda ne diyorsunuz diye bir soru var. Şimdi bu şahsi olarak bunu cevaplandırıyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Biz İslam'ın bir senteze muhtaç olduğuna inanmıyoruz. Ne Türk İslam, ne Türk İslam, ne Türk İslam, ne de Arap İslam veya Çin İslam. Böyle bir senteze ihtiyacı yok. Yani ihtiyacı olanların da böyle bir zorlamaya girmemelerini tavsiye ediyorum. Yani ne istiyorlarsa müstakil olarak kabul etsin. Karıştırmak pek iyi bir şey değil. Bir de sonra insanın fikriyle karışıyorum. Bir diğer soru, yani 4-5 soru ayrıca. Güneydoğu'da hadiseler oluyor. Bu konuda ne diyorsunuz? İşte İnönü geldi, Demirel geldi. Gerçi Demirel Urfa'nın dışına çıkmadı. Yani bol bol kebap, kuzu çevirme vesaireydi Haran Ovası'nda. Bu mevzularla da alakalı bir şey söylemedi. Biz, yani tekrar ediyorum, asimilasyonun, ırkçılığın, baskının ve işkencenin her türlüsüne karşıyız. Yani en açık ifadeyle asimilasyonun, ırkçılığın, işkencenin ve baskının her türlüsüne karşıyız. İnsanları ırklarından dolayı, annelerinin, babalarının farklılığından dolayı, etnik kökenlerinden dolayı tasnif etmeyi insani bulmuyoruz. Bu yine Batı'nın bize bir armağanı. Daha bugüne kadar biz değil farklı ırklardan, kökenlerden gelen insanlara farklı muameleler yapalım. Kendi içimizde inancı bile bizden farklı olan insanlara karşı
1200 sene, 1300 sene, 1400 sene hiçbir tavırda bulunmadık. Hala bu memlekette, bakınız yer yerinden oynuyor, Süryani asıllı vatandaşlar var, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var, daha durumları doğru düzgün kanamadı. Geçmiş dönemlerde de böyle. Yani bizim inancımız bu. Ama bir haksızlık var ise, ırkçı bir tavır var ise, baskıcı bir tavır var ise, insanların ırkları, kökenleri, meşrepleri, anneleri, babaları, konuştukları dillere karşı tasnif var ise biz bunu insani bulmuyoruz, açık ve net olarak. Bizim savunduğumuz sistem, ırk temeline dayalı sistemler değil, herkesin hak ve hukukunun tespit edildiği, insanca yaşadığı, kültürel haklarından istifade ettiği, çocuklarına dilediği ismi koyduğu, ana lisanıyla eğitim yapabildiği ve sosyal kısıtlanmadığı hukuk sistemidir. İşte buna hukuk sistemi diyoruz da siz anlayın. Bunun anlamı bu. Bunun haricindeki çatışmalar ister bu tarafta olsun, ister o tarafta olsun sapmalardır. Sapmalardır, yanlışlıklardır. Kökü dışarıda olan maceralardır. Yani uygulamalar da uygulamalara karşı koyulan tavırlar da. Yanlış anlaşılmasın, burada bir ince nüans var bu var. Uygulamaların da kökü dışarıda. Uygulamaların da. Zaten zor döneminde bunları ben izah etmeye çalıştım. Hani tasnif ederken siyasi geçmişimizi, Türkiye'nin geçmişini zor dönemi diye bir dönemden bahsettim. Zor döneminin usulleridir bunlar. Bizim Orta Doğu'daki hiçbir milletle bir kavgamız yok. Hepsi bizim kardeşimiz. Hepsi. Orta Doğu'daki bütün halklar kardeştir. Bunun haricindeki uygulamalar bölücüdür, parçalayıcıdır. Bunun haricindekiler. Bugün Arap, Türk, Kürt, Zazar, Çerkez, Laz, Bahtiyari, Lori, Farisi, Afgani, Orta Doğu'daki bütün milletler bunlar. Berberi, Kuzey Afrika'da, bunlar hepsi kardeş. Bunların kökleri bir, tarihleri bir. Ama Ercüment abi birçok liderden bahsetti, günümüzdeki liderden. Bugünkü işbirlikçilerin tasfiyesi esastır, yanlış anlaşılmasın. Milletlerin birbirine vurdurulması, birbirine düşman edilmesi emperyalistlerin politikalarıdır. Bizim birbirimizle bir kavgamız yok, hiçbirimiz. Ama bizim kendi adımıza politika üreten, bizi birbirimize düşüren ve bizim başarımıza tepelleş olan yerli işbirlikçilerle bir davamız var, kavgamız var. Bunların tasfiyesi ortadaki problemi de halledecek. Yani bu soruya da böyle cevap veriyorum. Bunun haricinde işte 1000 yıllık tarih sık sık gelen bir soru. Bunu da açmakta fayda var. Tarihlerin anlattığına göre, yani Diyarbakırların tarihinden bahsediyorum ben. Diyarbakır Ulu Cami miladi 639 tarihinde camiye çıkıyor. Miladi 639 tarihinde. Miladi 639 tarihi Hazreti Ömer Devri. O tarihten bu yana Diyarbakır bir davanın peşindedir. Başka tarih bilen varsa söylesin. Yani bir tarih tespit etmek gerekiyorsa böyle bir tarih var. Artık kabullerinize sunuyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bilemiyorum. Bir başka soru, son kararnameler hakkında ne diyorsunuz deniliyor. İnsan dışkısı yediriliyor deniliyor Cizre'de insanlara. Bu insan dışkısı yediren insanlar hain ve işbirlikçi değillerse psikopattılar. Her iki halde de gözetim altında bulundurulmalar. Ve eğer gerçekten bu memlekette hukuk var ise bunların yargılanması lazım. Bu kadarını söylüyorum. Son kararnameleri de çözüm olarak görmüyoruz biz. Yani mecburi iskan yasasıyla, takrir-i sükun kanunuyla, yani sürgün ve sansür fayda getireceğine inanmıyoruz. Güneydoğu'da insani temellere dayalı, eğer gerçekten demokratlarsa demokrasiyi uygulasınlar. Sosyalistse de sosyalizmi uygulasınlar. Hiçbir kitapta bu uygulamalar yazmıyor. Siyasi, sosyal ve ekonomik yönden diyorum. Bu da yanlış anlaşılmaz. Yani hem siyasi yönden, hem kültürel yönden, hem ekonomik yönden, hem insani yönden. Demokratlarsa eğer kitapların yazdığı sözde demokraside bu uygulamalar yok. Biz okumadık. Yani İngilizce, Türkçe, Arapça bildiğimiz kadar kaynakları da okumadık. Yok böyle bir şey. Bunların yaptıkları yok.
Yok eğer sosyalist bir düzen varsa Türkiye'de onda da yok. E bizim inancımıza göre zaten yok böyle bir problem. Güneydoğu'nun probleminin bu hukuk çerçevesinde gözden geçirilmesi lazım. Geri kalmışlığının halledilmesi lazım. İnsan haklarının ihlal edilmemesi lazım. İşkence son verilmesi lazım. Yani bugün şurada duran kardeşlerimizi tahmin ediyorum ekseriyeti ben de dahil. Bir selamu aleyküm faslından geçtik. İyi saatte olsunların yanına birçok sefer. Askılar var. Tasdikli su şebekeleri var. Çırıçıplak insanları soyuyorlar. Sayın İçişleri Bakanı Diyarbakırlı bir gün sorsun. Çamaşır mı yıkıyorsunuz kardeşim? Bu hortumlar ne arıyor yanınızda? Yani bunları yaşayan insanlar diyor. Yaşayan insanlar olarak diyoruz. Bu konularda hukukun uygulanmasını istiyoruz. Hangi hukuku istiyorlarsa. Yani hukuk, demokrasi falan diyorlarsa bari onu uygulasınlar. Benim bu konuda da söyleyeceklerim bunlar.